Da gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa. Şimdi Afşin Yurda Kula 360'ta. İyi günler Habertürk'ten. Bugün büyük depremin 17. günü, 6 Şubat'ta meydana geldi Kahramanmaraş merkezli depremler. Yaşamını yitirenlerin sayısı 42.310 olarak açıklandı. 17 gündür de deprem bölgesinde yaşananları Habertürk ekranlarına aktarıyoruz. Ekipler bölgede haber nöbetine devam ediyorlar. Son durumları onlardan alacağız. 17 gün oldu. Hala çadır ihtiyacı var. Bu da bölgeden dillendiriliyor. Kurulan konteyner kentler yeterli mi? Oralarda neye ihtiyaç var? Depremi vuran şehirlerde, depremin vurduğu şehirlerde taşınma, tahliye, bunlarla ilgili son durum nedir? Bir yandan da malumunuz enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kayıplarını arayanlar var. Onların durumunu da takip ediyoruz. Hepsini arkadaşlarımız birazdan canlı yayın noktalarından aktaracaklar. 360'a başlıyoruz. Önce Hatay'a gideceğiz. Evet, merkez üssü değildi ama yıkım büyük oldu Hatay'da. Biz de günlerdir izliyoruz. 17. gününde Ceylan Sever ve Habertürk şef kameramanı Alpcan Sayılı da görüntüleriyle bu yayına destek verecek. Nedir son durum? Dinleyelim, Ceylan, söz sende. Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeyiz. Burası da yıkımın yoğun olduğu bir mahalle. Kameraman arkadaşım Hasan Dönmez hem drone'da burayı görüntüledi hem de şu an kamerada. Bulunduğumuz nokta dediğimiz gibi yıkımın çok olduğu bir mahalle. Ancak şu an ilginç bir görüntü getiriyoruz ekranlarınıza. Hem havadan hem de kameramızla. Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çökmüştü. Gördüğünüz gibi hemen yan tarafında. Ancak enteresan olan kısmı bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı, yani daha sonradan yapılan bu yapının ayakta kalmış olması. Oda şeklinde yapılmış, daha sonradan bu binaya eklenmiş. Şimdi 4 kolonlu bir ek yapı bu. 7.7 ve 7.6'lı Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde de yıkılmadı. 2 gün önceki Samandağ ve Defne ilçesi merkezli 6.4, 5.8 büyüklüğündeki depremlerde de bu yapı yıkılmadı, olduğu gibi duruyor. Yani büyük depremler oldu, büyük depremler yaşandı, birçok bina hasar aldı, birçok bina yıkıldı. Bu dörtlü yapı da gördüğünüz gibi onlardan biriydi ve bu yan tarafı tamamen çöktü binanın, ancak ek olan kısmı hala ayakta. Öyle ki yan taraftaki asma merdiveni bile, yani sonradan yapılan o merdiven bile öylece duruyor. Binanın kolonlarını görüyorsunuz. Hiçbir sorun yok binada. Hiçbir, bu yapıda hiçbir problem yok. Dimdik ayakta duruyor. Peki yan tarafındaki yer nasıl yıkılmış? Tamamen harap olmuş, tamamen çökmüş, alt katları tamamen gitmiş. Bu yan taraftaki yapıdan anlayacağınız üzere burası aslında 4-5 katlı bir binaydı. Alt katları tamamen gitmesiyle birlikte bu hali aldı. Sadece 2 katını görebiliyoruz. Şunu da söyleyelim, burada galiba kuş besleniyordu, kuş yuvası vardı, kümesi vardı bu binada. Bu nedenle bakın hemen o üst kısmında ek yapıda zaten kümesi görebiliyorsunuz. Kuşların beslendiği, bakıldığı alan burası. Bu nedenle enkazın üzerinde de çok fazla güvercin var. Şimdi bu yapı ayakta kaldı ama o güvercinlere, o yuvalarına ulaşmak da çok zor. Güvercinlerin evleri orada, kendileri enkazın altında. Bu güvercinler de malumunuz evcil hayvanlar, kümes hayvanı bunlar ve bunlar da artık mağdur oldu. Bu şekilde birçok binada, aslında kümes olan birçok yerde bu görüntüleri görmek mümkün. Şimdi Hasan Dönmez'le birlikte şöyle bir ilerleyelim istiyorum. Şu kısma doğru geleceğiz. Binanın ilk üst katlarının
tamamen ortada olduğunu görüyoruz. Alt katları ise tamamen pasta şeklinde. Yani çok enteresan bir yapı. Sonradan eklendiği için biraz daha sağlam yapılmış anladığımız kadarıyla. Hadi burasını sağlam yapalım demişler. Enteresan bir şekilde ek yapısı ayakta kalmış. Şimdi yan tarafındaki binaya geldik. Bakın burası da aslında eski bir yapı değil ama burası da tamamen hasar aldı. Yıkılmamış olsa bile duvarları patladı, yola savruldu. Hem eski hem yeni. Bu binaların çoğu böyle. Bakın şimdi bu dört katlı yapının olduğu binanın etrafındaki sokağa dolaşacağız hep birlikte. Yıkılan asıl önceki bitişik olduğu binanın da katlarını görebileceksiniz. Bunlar bitişik binalar. Biri yıkılınca diğerine de hasar verdi. Yan yattı vesaire. Bu binada yan yatan binalardan biri. Biraz uzaktan hareket edeceğiz. Uzaktan dikkatli bir şekilde Hasan Dönmez'den rica ediyorum. Şimdi yol boyunca gidiyorsunuz. Zaten bu görüntülere alıştık. Hatay artık böyle bir yer. Hangi sokakta yürüseniz tamamen hasar almış durumda. Şimdi bakın bu ek yapının arka kısmına geldik. Hasan Dönmez gösteriyor sizlere. Arka kısmından bakıyoruz, sadece bir pencerenin duvarının yıkıldığını, yan yattığını görüyoruz. Zannediyorum bu da bitişiğindeki binanın yıkılmasıyla, yani ek olarak yapıldığı binanın yıkılmasıyla hasar aldı. Yoksa kolonlarında falan gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Yani inanılmaz enteresan bir durum. Buralardan da şunu da söyleyelim. Biz çok gördük. Şu Hasan Dönmez, bir rica edebilir miyim? Şöyle bir gelebilir misin? Şuradan bakın size bir şey göstereceğim. Saklama kapları olduğu gibi duruyor. Bir yağ şişesi görüyorum. Sıvı yağ şişesi. Olduğu gibi duruyor. Oynamamış bile yani. Tabii şeyi, çamaşırlık için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Yıkılmanın etkisiyle çamaşırlık devrilmiş. Şimdi şu kısma geleceğiz. Bakın telefon numaraları bırakılmış bu binaların üzerine. Bunların hangi şekilde bırakıldığını henüz bilmiyoruz. Bina sahibi olarak aslında bunlar bırakılıyorlar buraya. Neden? Çünkü binayı yıkmaya geliyorlarsa eğer, yıkılacaksa, işte biliyorsunuz burada artık şeyler de başladı. Enkaz kaldırmalar da başladı. Hasarlı bu binalara yıkılma kararı verildi ve yıkılacaksa bina sahipleri böyle numaralarını, telefon numaralarını yazıyorlar, bu binaların üzerine bırakıyorlar. Herhangi bir durumda aranabilmeleri için. Şu enteresan yapıyı son kez bir de şuradan görelim. Hasan Dönmez göstersin sizlere. Yani hem şunu tekrar etmek istiyorum. Güvercinleri görüyorsunuz. Bunlar kümes hayvanları. Birçok binada bu şekilde güvercinler kümeslerinden ayrılmak istemedikleri için, hadi bu yapı ayakta ama yıkılan enkazlarda da durum aynı. Kümesleri yıkılmış, enkaz altında kalmış, güvercinler de o enkazın üzerinde bekliyorlar. Buradaki durum biraz daha farklı. Bu enteresan yapı yıkılmadı. Bu şekilde sadece dört kolonuyla ayakta kalmayı başardı. Güvercinlerin küvesi sağlam, ancak o güvercinlere ulaşıp onlara yem verilebilmesi de mümkün değil. Çünkü gördüğünüz gibi asma merdivenler havada kalmış. Yani oraya çıkmanın herhangi bir yolu yok şu an için. Birçok hayvan da bu depremde zarar gördü. İnsanlar öldü, canlar gitti, evler gitti. Birçok hayvan da bu depremde zarar gördü. Bulunduğumuz mahallede işte kuşların beslendiği, tavukların beslendiği, evcil hayvanların olduğu ve birçok mahalle gene böyle. Ve bu hayvanların hepsi aç. Bunlara yem lazım. Bir önceki yayınlarımızda da bunu söylemiştik. Kediler için, köpekler için bazı insanlar evlerini terk etmiyorlar. Burada kalıyorlar. Ahmet Çetiner de onlardan biriydi. Bu sokak hayvanları da aç kaldılar. Kümes hayvanları, ev hayvanları bunlar evlerinden, yurtlarından oldular. Ve korkmuş bir şekilde bu sokaklardalar. Onlar için de hayvansever dernekleri buralardalar. Onları arıyorlar ama yem de gerekiyor. Hem yem hem mama. Bunların hepsi de lazım diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Ceylan Sever'e teşekkür ederiz bilgiler için. Arkadaşlarımızla da keza Alpcan Sayılı ve drone'da da Hasan Dönmez var değil mi arkadaşlar? Teşekkürler görüntüler ve bilgiler için. Şimdi Kahramanmaraş'a gideceğiz. Ozan Kelleci ve kameraman Deniz Pirinçler Kahramanmaraş'ta. Enkaz kaldırma çalışmaları vardı.
Ozan, gözlemlerin nedir, bize anlatır mısın? Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Biz hem enkaz kaldırma çalışmalarının olduğu yerde, hem aynı mevkide, aynı mahallede, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeyiz. Hem de yıkılan bir binanın önündeyiz. Diğer taraftan baktığımızda da şu apartmanı Deniz Pirinççiler'den ekranlarınızı getirmesini rica edeceğim. Tek bir çatlak dahi göremedik. Aynı güzergah üzerinde, aralarında 10'ar metre, belki 15-20 metre var. Ama o apartmanda hiçbir çatlak dışarıdan göremedik çevresini gezdiğimizde. Ama buraya baktığımızda işte bu enkazı görüyoruz. Burası Hamidiye sitesinin bir bloğu. Burası tamamen yerle bir olmuş durumda ki olduğu yere çökmüş, üst kısmı ön tarafa doğru yatmış. Günlerdir birbirinden farklı enkazlar görüyoruz. Burası da ilk depremde bir zarar almadı, ancak ikinci depremde olduğu gibi yerle bir oldu. Aynı sitenin başka bir bloğunu ekranlarınıza getirecek sanıyorum Deniz Pirinççiler. O da yine Hamidiye sitesine ait bir blok. O da olduğu gibi duruyor. Alt tarafında bir hasar var. Aradaki camide de büyük bir hasar var. O da kullanılamaz halde. Bir yandan bu yol kapatıldı aslında. Burası da Maraş'ın en yüksek caddelerinden biriydi. Kısmen bu yola giriş çıkışları izin verilmiyor. Çünkü diğer tarafta da Maraş'ın her mahallesinde, sokağında, caddesinde olduğu gibi burada da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Deniz Pirinççiler'le birlikte yavaş yavaş bir banketin üzerindeyiz. Diğer tarafa doğru döndüğümüzde de bir başka manzarayı görüyoruz. Orada da yıkılan iki sitenin olduğu bir enkazı görüyorsunuz. Enkazdan geriye yalnızca artık parçalara ayrılmış demir bloklar ve betonu görüyorsunuz. Bir ekskavatör çalışıyor, bir hafriyat kamyonu çalışıyor. Çalışmalarına devam ediyorlar. Tüm boyu da sabah saatlerinde başladılar. Başka bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. İş makinesi operatörleriyle konuştuğumda diyorlar ki herhangi bir yıkım olduğunda, kısmi bir yıkım olsa bile, bizim betonu kırıcı denen o aparatla kırıp almamız gerekiyor. Zor çünkü bunu yapmak, ama burada hiçbir şekilde zorlanmadık. Zaten un ufak bir şekilde olduğu yere çökmüştü. Biz de hafriyat kamyonlarıyla hızlı bir şekilde buradaki enkazı kaldırıyoruz diyorlar. Farklı noktalarda hala yakınlarını arayanlar var. Onlar da bir yandan DNA testi de vermeye devam ediyor. Yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan baktığımızda il merkezinde birçok binadaki artık tespit çalışmalarının, zarar tespit çalışmalarının yapıldığını görüyorum. Diğer taraftan burası, buradan da karat örnekleri alındı. Bilirkişiler, savcılar, inşaat mühendisleri, mimarlar bu apartmanlardan karat örnekleri aldı. Diyeceksiniz ki bu apartmana hiç dokunulmamış, neden diyeceksiniz. Onu bir kez daha altını çizeyim. İlk depremde burası zarar görmüyor. Daha sonra bu binada oturanlar binayı tahliye ediyorlar. Daha sonrasında içeride yalnızca buradaki yerine söylediğini aktarıyorum. Bir iki kişi kalıyor. Onlar hayatını kaybediyor. Onlar alt tarafta maalesef cansız bedenleri bulundu. O nedenle bu inşaata şimdilik dokunulmadı. Ama tabii karat örnekleri de diğer yandan alındı. Maraş çevresine baktığımızda 117.801 binada bulunan 374.000'den fazla bağımsız birim incelendi. Bunlardan 22.113'ü bir bina olmak üzere 84.000'den fazlası da bağımsız birim, ağır hasarlı ve bunlar da yıkılacak. Buradan alınan örnekler de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Orada incelenecekler. İhmal ve kusurlara yönelik de devam eden bir soruşturma var. Tutuklu sayısı da her geçen gün artıyor. Bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Maraş'ın çevresine baktığımızda Kahramanmaraş'ın ilçelerini geziyoruz. İl merkezindeyiz zaten. Hızlı bir şekilde enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Bir yandan şehri tahliye edenler var hala. Onlar depremin başladığı ilk gün aslında şehri tahliye etmeye başlamışlardı. Bugün yine otogardaydık. Yine birer ikişer işleri buruk bir şekilde şehri tahliye ediyorlar. Kimi umutsuz bir şekilde tahliye ediyor, kimisi Maraş'ı biz bırakmayız, 3 ay 5 ay sonra geri döneriz diyorlar, ama onların beklediği bir şey var. Bu enkazın bir an önce kaldırılması ve evlerine kavuşmak. Teşekkür ederiz. Ozan Kelleci aktardı Deniz Pirinççiler'in de görüntüleriyle. Devam edeceğiz. 10 kenti etkileyen depremlerin ardından en büyük sıkıntılardan biri elektrik kesintileri oldu. Kesintiler sebebiyle arama kurtarma ekipleri de zorlandı. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, Gizem Türemen'e elektrik kesintileri ve GSM operatörlerinin çalışmaması ile ilgili bilgiler verdi. Ekrana gelecek.
Depremin yıkımını en çok hisseden illerin başında elbette Adıyaman geliyor. Depremden bu yana elektrik problemi şehrin büyük bölümünde devam ediyor. Yıkıntılardan ötürü elektrik verilemeyen pek çok mahalle var. Nedenlerini konuşacağız. Yanımda Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ var. Efendim hemen soralım, siz deprem bölgelerinde bulundunuz. Şu anda da Adıyaman'a geldiniz. Ne gözlemlediniz? Elektrik problemi neden hala kente elektrik verilemiyor? Bakalım, bu sorunun cevabını hemen şuradan başlayalım. Kameraman arkadaşımız şu direği bir alabilir mi acaba? Şu anda gördüğümüz elektrik kesintilerinin en önemli sebebi kent merkezlerimizdeki dağıtım şebekesinin hemen hemen tamamen yıkılmış olması. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kalabalık nüfusun yoğun olduğu yerlerde bu tür direk tipi trafolardaki dağıtım trafolarının büyük ölçüde hasar görmüş olması. Mesele sadece dağıtım kablolarının hasar görmesiyle sınırlı değil. Peki neden elektrik verilemiyor? Şu anda Adıyaman'ın merkezindeyiz. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde şu anda dağıtım şirketinin mutlaka büyük kapasiteli mobil jeneratörüyle burada servis vermiş olması gerekiyordu. Bakın, biz bu felaketleri ilk defa yaşamıyoruz. 23 yıl önce gene asrın felaketi diyorduk, yaşadık. Körfez depremini yaşadık. Bunlardan ders almadık. Peki geçen sene Isparta'yı hatırlayanınız var mı? Isparta'da 3 gün kar yağdı. Koskoca şehir 5 gün 6 gün dondu, karanlıkta kaldı. Ve dağıtım şirketinin Isparta'yı besleyecek mobil jeneratörlerinin olmadığını öğrendik. Dağıtım şebekesinin ring yapısı içerisinde yedekli olmadığını öğrendik. Yaşayarak öğrendik. Bunları yaşayarak öğrenmememiz gerekiyor. Şimdi de bana soruyorsunuz, işte gezdiğiniz yerlerde ne gördünüz? Biz geçen hafta arkadaşlarımızla Hatay, Osmaniye, Pazarcık, Nurdağı, Kahramanmaraş'ı, bu sefer de Elbistan, Nurhak ve Adıyaman'dayız. Yarın da Malatya'dayız. İnanın, bu bütün sahanın tamamında bu tür örnekler çok. O nedenle Türkiye bu tür felaketleri yaşayan ve yaşayacak olan, daha doğrusu doğa olaylarını, bunları felakete çeviren şey bizim akıla, bilime ve kendi yazdığımız yönetmeliklere uymamamız. Ne gibi bir yönetmelik sorunu var burada? Örneğin her şeyden önce bu tür yerleşim yerlerinde en büyük problem bir kere imar yönetmeliği. Bu tür elektrifikasyon altyapıları için mutlaka ve mutlaka elektrik altyapısının kurulabileceği kamusal alanların belirlenmesi gerekiyor. Bu alan uygun değil mi? Ya alan olmadığı için zaten direğe dikilmiş. Buradaki insanların, buradaki nüfusun elektriğe ihtiyacı var. Nereye trafo koyacaksınız? Bu bir. İkincisi, gene usulüne uygun yapılmış trafo merkezlerinde de usulüne uygun montajların yapılmadığını da gördük. Bina beton köşe çökmemiş, yıkılmamış ama içindeki trafo sabitlenmediği için bir şekilde depremden etkilenip hasar görmüş. Bunun gibi birçok örnek gördük. Bunlar bize neyi gösteriyor? Bir, denetleme sorunumuz var. Yani bütün altyapı özel şirketlere teslim etmişiz. Maalesef bu zamana kadar yaşadığımız felaketlerden ders almadan yeterince denetlememişiz. Bu bir. Yani kamusal denetim eksik. İkincisi, bu kadar ağır bir yıkımdan sonra hangi özel şirket burayı ayağa kaldıracak? Çok merak ediyorum. Çünkü Kahramanmaraş'ın içindeydik geçen hafta. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı işleten şirket aynı şirket, AKEDAŞ. Dolayısıyla bu tür bir dağıtım altyapısının yeniden ayağa kalkması için mutlaka kamunun gücü gerekiyor. Yani bu aynı zamanda elektrik kesintisi, biliyorsunuz biz sahaya aynı zamanda elektrifikasyon altyapısı için destek de sağlamaya çalışıyoruz. Isıtıcı geliyor değil mi buraya, elektrik ısıtıcısı? Kim ısınacak? Nasıl ısınacak? Eğer siz mahallelere, yerleşim yerlerine şey sağlayamazsanız, elektrik sağlayamazsanız ne anlamı var bu soğukta? Öyle değil mi? Ayrıca başka bir şey daha var. Bu aynı zamanda mobil şebekeyi de tetikleyen bir unsur. Birkaç cümlede bununla ilgili söylememiz gerekiyor. Çünkü elektrik mensurasının aynı zamanda da ilgi alanı, biliyorsunuz. GSM hoparlörüne bahsediyorsunuz. Aynen. Bununla ilgili de birkaç mecburen rakam vermek zorundayım. Toplam 10 ildeki baz istasyonu sayısının 8000 küsur gibi bir rakam var. Burada yaşayan nüfusa bölündüğünde 1500 kişiye bir baz istasyonu düştü, BTK'nın raporlarında var. Halbuki Ankara, İstanbul, İzmir'e baktığınız zaman 300 kişiye bir baz istasyonu düşüyor. Bir kere bu bölge, yani depremin yaşandığı bölge zaten felaketten önce bile zaten yeterince kapsanmamış, bu bir. İkincisi, Kahramanmaraş'ta gözlerimizle bina örnekleri gördük. Eski binaların üzerine hiçbir statik hesap yapılmadan baz istasyonları kurulmuş ve bu binalar çökmüş. Şimdi buradan GSM operatörlerini soruyoruz. 10 ildeki toplam baz istasyonunun 3'te 1'inin çöktüğünü söylüyorlar. Ama haberleşme durdu o gece ya. Haberleşme durdu. Madem 3'te 1'i çöktü şebekenin, niye geri kalanı ayakta kalmadı? Çöken baz istasyonlarının ne kadarı kule tipiydi, ne kadarı eski bina üzerindeydi? Bunların rakamlarını bize vermek zorundalar. BTK'nın bütün bu 10 ildeki
görevli denetmenleri ne yaptılar bu zamana kadar? Birinci depremden sonra hangi önlemleri aldılar? Niçin bize kurmaları gereken acil önlemler kapsamında niye bizi sadece GSM şebekesine mahkum ettiler? Niçin alternatif radyo link istasyonları kurulmadı? Son sorum efendim. Ne zaman elektrik verilir sizce kente? Yani eğer... Çok uzun süreli bir çalışma. Yani eğer böyle devam edecekse tabii ki uzun sürer. Çok özür dilerim ama gerçekten yanıtını veremiyorum. Gerçekten yanıtını veremiyorum. Ne olması lazım elektriğin verilmesi için öncelikle? Yani öncelikli olarak nüfusun hala yaşamaya devam ettiği yerlerde mobil jeneratörlerin şu anda büyük kapasiteli mobil jeneratörlerin sahaya indirilip bir an önce uygun altyapıyla hiç olmazsa geçici olarak dağıtım şebekesi üzerinden beslemelerin yapılması gerekiyor. Evet. Yani bu soğukta insanlar şu anda maalesef hala oturulabilir yerler varsa bile en azından kurduğu çadırın içinde bile maalesef soğukta gecelemek durumunda kalıyor insanlar. Durum böyle. Teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesinden dinledik. Adıyaman'dayız. İki haftayı geride bırakıp üçüncü haftaya girerken şehrin pek çok bölgesinde yıkımlardan ötürü hala elektrik verilemiyor. Bunun nedenlerini, alınması gereken önlemleri ve bugüne kadar hangi önlemlerin alınmadığını dinledik. Haberlerle devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli Mahallesi depremde ikiye bölündü. 19 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede pek çok kişinin de evinde olmayışı kayıpların yükselmesini engelledi. Mehmet Ünlügedik mahalledeki deprem tahribatını anlattı. Bu yarık daha önce yoktu mesela. Bu yarık fay hattının yarığı. Buradan böyle geliyor. Yani bunlar depremde olan şeyler. Tarlalar ikiye bölündü. Evler enkaza döndü. Kayalar yola düştü. Deprem bu mahalleyi de vurdu. Patlatıyor. Böyle bir görüntü meydana geliyor. Buradaki ev direkt yerlen bir oldu. Buradan iki tane canlı insan çıkardık. Kahramanmaraş merkezli iki deprem Dulkadiroğlu ilçesinde de tahribata neden oldu. Çiğli Mahallesi'nin tam ortasında fay hattı üzerinde metrelerce uzunlukta yarık oluştu. Bir metre derinliğindeki yarıklar tarlaları birbirinden ayırdı. Yazın bu köyün nüfusu 2500'e kadar yükseliyor. Hep Almancı. Mesela bu ev Almancı. Şu anda bu evin içinde bir insan olmuş olsaydı belki de kurtulmayacaktı. 350 haneli mahallede yıkılan binalar da oldu. 19 kişi hayatını kaybetti. Çoğu depremzede mahalle sakinlerinin müdahalesiyle enkazdan çıkarıldı. Mahalle sakinleri bir an önce yaralarını sarıp eski günlerine dönmek istiyor. Geçinmeye çalışıyoruz. Abi, yerimizi yurdumuzu terk etmeyiz. Bu evleri yıkacağız. Tekrardan Allah'ın izniyle tekrardan yerlerine ev yapacağız. Ama depreme dayanıklı evler olacak. Buradan fay hattı geçiyor. Artık tekrardan inşa etmeye çalışacağız. Hatay'da bir cami. Daha iki yıl önce ibadete açılmış Hacı Rahma Gülseren İpek Camii. Büyük yıkım var, orada da var. İki minaresi çökmüş caminin. Diğer iki minaresi de kontrollü olarak yıkılmış. İki yaşında bina. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük kısmı yıkıldı. Hatay depremi de hasarı iyice arttırdı. İki yıllık caminin ayakta kalan minareleri tehlike oluşturmasın diye yıkıldı. Hacı Rahma Gülseren İpek Camisi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce ibadete açıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezi iki büyük deprem camide büyük yıkıma yol açtı. Caminin kubbesi ibadet alanının üzerine çöktü. Minarelerden ikisi yıkıldı. Güvenlik gerekçesiyle kapatılan camide oluşan hasar, 20 Şubat'ta Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle daha da arttı. Bunun üzerine ayakta kalan iki minarenin çevreye tehlike oluşturmaması için kontrollü yıkıma karar verildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Ardından iş makinesi operatörünün darbeleriyle minareler caminin kubbesine doğru kontrollü olarak devrildi. Depremzede vatandaşlar binalarının durumunu öğrenmek için Çevre Bakanlığı'nın kurduğu çadırlara gidiyorlar. Burada bilgilendirme yapılıyor çünkü Malatya'da 3 noktada kurulan böylesi çadırlar var ve yoğunluk var o çadırlarda. Sıra uzayıp gidiyor.
herkes binasının durumunu merak ediyor. Bakanlığın depremzedeler için kurduğu çadırlarda yoğunluk yaşanıyor. Binanın hasar durumunu öğrenmek için geldim. Hasar tespit ekibi geldi, 10 gün oldu fakat sisteme bir şey düşmedi. Ağır hasarlı görünüyor ama tabii biz bilmiyoruz. Sonucu buradan öğrenmek için geldik. Duvarlarımızda, taşıyıcı duvarlarımızda çatlaklar var. Malatya'da son rakamlara göre 3103 bina yıkıldı. 18.029 ağır hasarlı, 2.029 orta hasarlı bina tespit edildi. Acil yıkılacak bina sayısı ise 494 olarak belirlendi. Kentte 700 kişilik ekip binalarda incelemelerini sürdürürken, depremzedeler de binasının durumunu öğrenme derdine düştü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya'daki iki ilçede bu talebi karşılamak için çadır kurdu. Ekipler, il müdürlüğü önünde de depremzedelerin hizmetinde. Malatya'da buraya benzer 3 noktada iletişim çadırı kuruldu. Vatandaş işte bu çadırların girişinde sıraya giriyor ve tek tek içeri alınıyor. Burada kurulan masalarda binalarının az mı, orta mı yoksa ağır hasarlı mı olduğunu yetkililerden öğrenebiliyor. Tasarrufumuzu öğrenmeye geldik. Evimizde ağır hasar var da bunu buradan da yetkililerden net bir şekilde öğrenmeye geldik. Hasar var da hasar tespiti yapılmış. Yalnız devlette düşmediği için çevre ve şehircilikte öğrenmemizi söylediler. Onun için sormaya geldik. Binaların durumuna göre depremzedeler yardımlardan faydalanabilecek. Sonra da herkes kendine bir yol çizecek. Ağır hasarlıysa ya kiraya gideceğiz ya da köyümüze döneceğiz. Yani şu anda ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Biz de yetkililerden bize bir el uzatmasını bekliyoruz. Hasarsız diyor ama geldiklerinde bir daire kilitliydi. Haliyle inceleme yapılamadı. Giremediler mi ekipler? Giremediler mi? O daireye girememişlerdi. Anahtar da bize ulaştı. Şu an onun kolon ve kirişinde çatlak gördük. Haliyle biz itiraz edeceğiz. Depremzedeler binalarıyla ilgili konulan tespitlere 30 gün içinde itiraz edebilecek. Şimdi deprem sonrasında yapıların sağlam olup olmadığı ile ilgili birçok vatandaşın zihninde soru işaretleri var. Açıkçası bunu kendi tecrübemden söyleyeyim. İstanbul'da yaşıyorum. Gerçekten nereye gitsem, nerede dursam, beklesem işte durakta ne bileyim markete giriyorsun alışveriş için. Bir şekilde herkes depremden bahsediyor ve evlerinin güvenliğinden bahsediyor. Yani kulak verdiğinizde hep onu duyuyorsunuz. Şimdi deprem riski altında Türkiye, ülkenin dört bir tarafında bu gerçeklik var. Dört bir tarafında da riskli binalar var. Dolayısıyla ne yapacağız şimdi o binalarla? Deprem odaklı güçlendirme şart diyor. Kimler? Uzmanlar. Peki o nasıl yapılacak? Binaya yapılan takviyenin, güçlendirmenin hasarı azaltacağı öngörülen bir şey. Peki nasıl yapılması lazım? Güçlendirme, tamamen dönüşüm, işte yık, başka yere geç, hem zaman hem maliyet. Acaba güçlendirme bir nebze olsun çare olur mu? Sorusu gündemde olduğu için de inşaat mühendisliği öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Fatih Sütçü'yü İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yayına davet ettik. Teşekkürler Fatih Bey size katılmaya kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim Afşin. Sizinle bu konuyu konuşmak isteriz. Herkesin zihninde bizim ev, bina güvenli mi sorusu var bugünlerde. Riskli yapılar için güçlendirme bir kere çözüm müdür? Ya da en azından başvurulması gereken bir adım mıdır şu anda ve nasıl olmalı o güçlendirme? Tabii. Malumunuz yıkıp baştan yapmak kesin çözüm değil mi? Ama bu birçok kişi için mümkün olmayabilir. Mali sebepler olabilir. Ya da yıkıp baştan yapacağı zaman binayı eski şeklinde yapamayacak olabilir imar problemlerinden dolayı. Dolayısıyla güçlendirme yoluna gidebilirler. Şunu hemen söyleyeyim. Her bina güçlendirilebilir. Önemli olan buna ne kadar maliyet harcanacağı, ne kadar vakit harcanacağıdır. Dolayısıyla her binanın bir şekilde güçlendirilmesi tabii ki de mümkündür. Bunun da nasıl yapılacağı ilgili yönetmeliklerde açıklanmıştır. Önce tabii ki yapılması gereken binanın mevcut durumu nasıl? Yani güncel yönetmelik şartlarını kurtarıyor mu? Kurtarıyorsa ne ala? Kurtarmıyorsa ne kadar kurtarmıyor? Yani yakından mı kaçırıyor, uzaktan mı kaçırıyor şartları diye bir deprem dayanım tespitinin yapılması gerekli. Deprem dayanım tespitinin nasıl yapılacağı yönetmeliğimizde, yani Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde açık. Şu anda afet sonrasında birçok farklı yöntemler konuşuluyor. Belediyenin yaptığı bir tane var, bazı risk değerlendirmeleri var. Bu biraz kafa karışıklığına sebep oluyor. Aslında bakarsanız yapılması gereken uzman bir ekip binaya girecek. Betonun durumunu anlamak için karot alacak. Bunda korkacak bir şey yok. Buna
zarar verir falan diyorlar ama uygun şekilde alınınca kesinlikle zarar vermez. Bundan bir korkulmasın lütfen. Hı. Zaten bu kanunen gerekli. Onu da söyleyeyim. Hı. İşte efendim şu anda böyle ekranda görüldüğü gibi işte demirler biraz açılacak. Burada yapılan biraz daha böyle böyle biraz daha hasarlı bir iş ama bu kadar değil. Biraz daha basit bir şekilde açılacak. İçerideki demirde korozyon var mı diye bir bakılacak. Hı. Bütün bu malzeme tespitleri yapıldıktan sonra yönetmeliğe uygun şekilde bilgisayar modellemesi yapılıp bir simülasyon yapılacak. Bunun sonucunda binamız kurtarıyor olabilir yönetmelik şartlarını. Yeni yönetmelik şartlarını bu arada. Bina hangi yılda yapılmış olursa olsun 2018'deki şartları kurtarması lazım değil mi? Hmm. Sonrasında eksiklik varsa işte güçlendirme projesi yaptırılabilir. İşte güçlendirme projesine göre işte kolonların dışı mantolanabilir betonarme ile. Bina betonarme ise. İşte efendim binaya bazı perdeler eklenebilir. Ve aşağı yukarı her bina mutlaka güçlendirilebilir. Burada karar vermenizde yardımcı olacak unsur maliyet. Eğer bir binanın güçlendirmesi prensip olarak yeniden yapım maliyetinin %40'ına kadarsa, yani örnek veriyorum binayı yeniden yapmak 100 lira ama güçlendirme projesi yaptırdınız, o zaman maliyeti de çıkıyor ortaya. Güçlendirmesi 30 liraysa güçlendirmeyi tercih edebilirsiniz. Ama artık 40-50 lira, yani yeniden yapımın %40'ını aşıyorsa prensip olarak binada o kadar çok güçlendirme gerekiyordur ki o sağlıklı bir güçlendirme olmayabilir. Bunu ancak kesinlikle binayı yıkma şansınız yoksa tercih etmelisiniz. Onun dışında aşağı yukarı bütün binalar depreme dayanıklı hale güçlendirme ile getirilebilir. Ulaştırılması ilgili vatandaşa vurguları vardı. Öncesinde biz binaların güçlendirilmesi üzerine konuşuyorduk konuğumuzla beraber. Yardımcı doçent doktor Fatih Sütçü ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Fatih Bey, ben size kaldığımız yerden devam edelim. Şunu sormak istemiştim. Siz dediniz ki yıkıp yeniden yapmanın maliyetinin yaklaşık %40'ına kadar güçlendirme maliyeti çıkıyorsa bu tercih edilebilir. Hatta bunun üzerinden de bir örnek verdiniz. Şunu merak ediyorum, şimdi diğer aşamaya geçelim. Yapısını güçlendirmek isteyen ya da bunun maliyetinin acaba ne kadar olacağını uzmanla görüşüp hesaplamak isteyen vatandaşlar ne yapsın? Kime gidecekler? Kullanılacak malzemeden tutun da bu işin takvimlendirmesine kadar nasıl bilgi alacaklar? Yönlendirmeniz olursa duyuralım biz de. Tabii, yani bildiğim kadarıyla aktarayım. Şöyle, dediğimiz gibi önce binada bir check-up yapılması lazım. Hı. Örneğin şu anda ekranda beton sertliği ölçme deneyi yapılıyor. Bu betonun dayanımı deneyi değildir, sertliğini ölçen bir deneydir. Hı hı. O da bazı bilgiler verir ama az önce anlattığım gibi tam bir bina deprem dayanım tespiti yapılırsa sonrasında binamızın yönetmelikte öngörülen şartları ne kadar bir farkla kaçırdığını öğrenmiş olduk değil mi? Eğer bu fark çok büyükse büyük güçlendirme gerekir. Çok küçükse küçük güçlendirme gerekir. Özellikle güçlendirmenin küçük olduğu yerlerde bu güçlendirme işlemi çok hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilir. Yani aradaki fark küçükse. Aradaki fark büyük ve çok kapsamlı güçlendirme gerektiriyorsa o zaman birazcık daha bu işler daha uzun sürebilir. Çok daha uzman ekiplerle çalışmak gerekebilir. Size bir de yenilikçi güçlendirme yöntemlerinden bahsedeceğim. Hı hı. Bu maliyet konusunu konuştuktan sonra. Şimdi hı hı. Vatandaşlarımız eğer binasından şüpheliyse diyeyim ya da incelettirmek istiyorsa, evhamlılarsa, bu konuda telaşlanıyorlarsa uzman bir mühendislik firmasıyla görüşmeleri lazım tabii ki. Biliyorum şu anda biraz mühendislik camiasında bir güven kaybı var ama bundan korkmasınlar. Eminim her şehirde işini düzgün yapan mühendislik firmaları vardır. Bunları çevrelerine danışarak bulabilirler. Eğer kesinlikle güvenemiyorlarsa ya da bulamıyorlarsa, yani kusura bakmayın bu konuların üniversiteye gelmesine gerek yok aslında ama belki bulundukları şehirdeki üniversitelere müracaat ederek orada özellikle inşaat fakültesindeki hepsi en az konusunda benim kadar uzman hocalarımıza belki danışabilirler değil mi? Çünkü üniversiteyle birlikte belki bazı projeler ve araştırmalar yürüten mühendislik kuruluşları belki daha güvenilir, daha uzman firmalar olabilirler. Dolayısıyla kendi tanıdıkları varsa tanıdıkları mühendislik firmasına, yoksa çevrelerindeki bir inşaat fakültesindeki hocalara falan danışarak böyle iyi firmalara ulaşabilirler. Yapılan güçlendirme projesi sonucunda o binadaki güçlendirme maliyeti bir metraj ve takvim olarak mutlaka ortaya çıkacaktır. Zaten vatandaş güçlendirmeyi yapıp yapmayacağına bu proje ortaya çıktıktan sonra Fatih karar Bey, belediyelere gitmeleri gerekmez mi? Hani öbür türlü sonra neydi o laf, Bağdat bulunur gibi, böyle hani güvenilir mühendislik aramak da vatandaşlara biraz ağır olabilir. Yani hani belediyelere gittiklerinde bu bile bir alanınız değil biliyorum, kusura bakmayın ama ilintili konular sohbet içerisinde sormam gerekiyor dolayısıyla size.
Hani belediyelere gittiklerinde bu hizmeti alabilirler mi? Yani kentsel dönüşüm ya da işte binanın riskli olup olmadığına dair belediyelere büyük talep var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi koca bir çalışma yapıyor ya bunun için. Evet. Farklı belediyelerde de var yine aynı şekilde. İstanbul niye ya? Burası, buradaki İstanbul depremiyle ilgili konuşulduğu için. Ama belediyeden de özellikle güçlendirme, hani bizim yapıya bu model işleyebilir mi, olabilir mi diye hizmet alabilir mi vatandaşlar? Konuşalım bunu da. Şöyle, haklısınız. Bizim bir 6303 sayılı bir kentsel dönüşüm kanunumuz var. Bunu bir kenara koyalım. Bu başka bir oluşum ve program. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bir risk tespiti çalışması var. Bu ikincisi. Bir de benim az önce bahsettiğim vatandaşın gidip binasına özel bir kuruluştan check-up yaptırması var. Üçünün hedefleri farklı. Hızlıca özetleyeyim isterseniz. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümün yapılabileceği değil mi? Belirlenmiş bölgelerde yapılabilir. Kentsel dönüşümün yapılabilmesi için, belki ben mevzuata hakim değilsem lütfen beni uyarıp düzeltsinler ama bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Tabii. Kentsel dönüşüm konusunda risk tespiti yapmakla görevlendirilmiş, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilgili lisansları almış mühendislik kuruluşları tarafından yapılabilir. İlgili kentsel dönüşüm web sayfasında bu kuruluşların listesi var. Onlar binalara gelecekler, bazı inceleme ve tetkikler yapacaklar. Yine kuruluş yapıyor bakın bunu. Yani bakanlık ya da belediye yapmıyor. Ama orada yapılan tespitler sonucunda malumunuz binanız zayıf, yani riskli tespit edilirse malumunuz bir süre sonra bina işte efendim değil mi mühürleniyor ve oradaki taşınma işlemi gerçekleştirdikten sonra bina yıkıma gidebilir. Ben hani en kötü senaryoyu anlatıyorum şu anda. Farklı senaryolar da mümkün. Bu kentsel dönüşüm risk tespiti. İkinciye geçelim. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve bazı başka şehirlerde de yavaş yavaş başlayacak olan bina risk incelemesi ya da bina risk tespiti. Bakın bu binanın dayanımını ölçmüyor. Belediye bütün şehirdeki binalara hızlı bir gözle değerlendirme yaparak ve ufak bazı müdahaleler yaparak hangi bölgenin riskli olduğunu, hangi bölgelerde acil müdahale gerektiğini anlamak üzere bir önceliklendirme ve bir bölgesel risk araştırması yapıyor. Binanız güçlendirilmeli ya da güçlendirilmemeli demiyor. Binanız risklidir, şu 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 çalışmaları yaptırın diyor. Yani tekrar siz bina dayanımı tespit raporu almaya gitmeniz gerekebilir. Bunu bir doktora gidip hızlıca bir gözle göründükten sonra doktorun istediği tetkikleri yaptırmak için işte görüntüleme merkezlerine ya da laboratuvarlara gitmek gibi düşünebilirsiniz. Yani şu anda bir ön değerlendirme çalışması gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla belediye bu konuda evet bu bina güçlendirilmeli ve güçlendirmesi de şu kadar tutar gibi mühendislik firmalarının yapacağı o kapsamlı bilgiyi vereceklerini zannetmiyorum. Eğer özel bir çalışma başlatıldıysa bilmiyorum ama şu anda böyle bir çalışma yok. Fatih Bey aklıma geldi hemen. Dün konuştuk çünkü mesela kolon kesme. Yani bir yayını da ben niye acaba, yani sosyolojik olarak biz niye kolon kesiyoruz toplumca, onu yapmayı çok isterim, ayrı konu. Sizin birebir alanınız değil ama hep aklımdadır bu, yani niye böyle bir şey yapıyoruz biz toplumda, bunu açıklayan nedir diye. Ama şimdi kolonu kesmiş olanlar bilirler kesmiş olduklarını. Hani bina güçlendirmeden bahsediyoruz ya. Bilemiyorum mesela ilk etapta bununla ilgili bir destek almalı mı bu binalarda yaşayan insanlar? Yani maliyet, zaman, talepte şişme, bütün bunları yaşıyoruz bir yandan da. Hani ilk olarak mesela buraya müdahale edilmelidir der misiniz? Çünkü bilir yani aşağıya dükkan açacağım, yok salon genişlesin diye kesilmişse şayet. Belki buradan mı başlamalı? Bilemiyorum. Yani insanlara faydası olabileceğini düşündüğüm, her şeyde zaten nereden bileceğiz ama düşündüğüm bir şey diye size sormak istedim. Nasıl yani kolon kesme maalesef, yani bu bir suç tabii ki. Yani ama bunun tespiti görece kolay. Neden? Her binanın aşağı yukarı projesi vardır. Eğer vatandaşın elinde yoksa bile kat sahiplerinden bir tanesi belediyeye giderek, normalde bunu yarım saatte alabiliyorlardı ama şu anda yoğunluktan dolayı duyduğum kadarıyla bir haftada falan ancak alabiliyorlar. Projesini eline aldıktan sonra bir mimar ya da mühendis belki kendisi de tespit edebilir. O giriş katta bir dolaşırsa orada projesinde yerinde olan kolonu halbuki binada ya da dükkanda ya da iş yerinde yerinde görmezse demek ki kolon kesilmiştir. Bu bir teknik mühendislik konusu değil, bu hukuki bir konu. Yani tabii ki de o kolonun önce bir yerine konulması lazım. Sonrasında o binada kapsamlı bir inceleme yapılarak güçlendirme gerekiyor mu, ona bakmak lazım. Benzer başka problemler de var. Birinin kolon kesmesine gerek yok. Bir bodrum kata indiğiniz zaman eğer kolonlarda az önce ekrana geldi böyle paslı donatılar, işte dışarısı açılmış, betona dökülmüş kolonlar falan görüyorsanız bunlar da acil incelenmesi gereken binalar sınıfındadır. Dolayısıyla birçok farklı sorun var.
her soruda da farklı çözümler var. Kolon kesme çok tabii fena bir durum ama bu hukuki bir konudur bana sorarsanız. Bununla ilgili bazı işte yaptırımlar ya da bir altyapı oluşturuluyor mu çok fazla bilmiyorum ama kolon kesilmiş ya da kesilmemiş binanın mutlaka incelenmesi gerekiyor sonuç olarak. Tamam, bir iki soru daha size hızla soracağım, sonra geçelim haberlere. Şimdi önce bu kısa olanı, içinde yaşıyorken konusun binanın güçlendirme yapılabilir mi? O harika bir soru. Evet, yapılabilir ama her binada değil. Şöyle söyleyeyim, az önce dedik ya, yönetmenin istediği bir seviye var. Diyelim ki yönetmenin istediği seviye burası olsun, işte 100 olsun mesela. Eğer binanız bunu biraz yakından kaçırıyorsa, mesela olması gereken dayanım böyle %15-20 falan altındaysa, takviyesi kolaysa, bu tür binalar özellikle planda böyle dikdörtgen gibi böyle çok girintili çıkıntılı olmayan binalarsa yalnızca dışarıdan müdahaleler yapılarak güçlendirilmesi mümkün. Yani şu anda bunu biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de çalışıyoruz. Hatta işte bazı Japon üniversiteleriyle ortak geliştirdiğimiz bazı yöntemler var. Yani biz yapıyoruz diye değil, bunun uygulanması mümkün. Dolayısıyla binayı sadece harici yöntemlerle güçlendirmek mümkün. Örnekleri Türkiye'de ve yurt dışında var. Bunu dışarıdan çerçeve ekleyerek ya da bizim sönümleyici dediğimiz deprem enerjisini yutan aparatlarla yapmak kesinlikle mümkün. Dolayısıyla bununla ilgili de isterlerse üniversiteye müracaat etsinler, isterlerse uzman bazı kuruluşlara müracaat etsinler. Eğer yönetmeliği yakından kaçırıyorsa bu binaların kesinlikle dışarıdan güçlendirilmesi mümkün. Böyle çok bina var bu arada. Peki. Diğer soru da şu. Binayı ne kadar güçlendirirseniz güçlenin. Maalesef böylesi acı tecrübelerle de hatırlıyoruz ki ya da öğreniyoruz ki zeminin de önemi var. Yani iyi olmayan bir zeminde çok güçlü bir binanın depremde, hangi büyüklükteki ne depremde bilemiyorum, şansı nedir? Ya da bu zeminin de durumunu hesaba kattığımızda bina güçlendirmesi nasıl bir çare olur ya da olmaz? Yani yeni bir dinamiği de ekleyelim içine zemin konusu. Onunla beraber tekrar konuşalım. Kısaca zeminle bina bir bütün. Bunları ayrı ayrı düşünemeyiz. Düşünmüyoruz. Her ne kadar zemin uzmanı olmasam da bildiğim kadarıyla aktarayım. Zeminle bina bir bütün. Yani depremin dalgasını yapıya ileten zemin, yapının etkilerini geri aktaran da yine zemin. Dolayısıyla sürekli yapı ve zemin arasında bir etkileşim söz konusu. Binayı ilk başta tasarlarken de ya da sonradan değerlendirirken de onu zeminiyle beraber düşünüyoruz. Yani saksısındaki çiçek gibi, ikisi bir bütün bunların. Dolayısıyla binayı güçlendirirken zeminde bir eksiklik, bir zafiyet varsa zemin de güçlendirilebilir ve çok yapılan bir uygulamadır. Mesela yumuşak zeminlerde ihtiyaca göre tabii ki jet grout dediğimiz zeminin içerisine bir çeşit çimento enjeksiyonuyla zemin eskisinden daha iyi hale getirilebilir. Ya da zeminde kesinlikle iyileştirme yapılamıyorsa binanın altındaki temelin de altına kazıklar yapılarak o yumuşak zeminin altındaki sert zemin bulunana kadar, yani binanın yüklerini güvenli bir zemine aktarana kadar ilave kazık ayakları yapılabilir. Yani bina güçlendirmesi derken ben zemini ayırmıyorum. Bina ile zemini bir arada düşünerek toptan holistik bir güçlendirme yapılması gerekiyor tabii ki. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben de sizden öğrenmiş oldum bunu. Hani dinleyen izleyicilerimize, dinleyenlere de takip edenlere de faydası olması umuduyla konuştuk. Sağ olun. Yardımcı doçent doktor Fatih Suçu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir konuğumuz. Bina güçlendirme bir alternatif olabilir mi? Nasıl bir prosedür gereklidir bunun için? Hakikaten herkes yaşanan tecrübeyi konuşuyor. İçinde yaşadığı binaların sağlam olup olmadığı ile ilgili kulağıma çok sohbetler geliyor. Yani bizim iş yerinin, iş yeri diyorum işte, yani stüdyonun koridorlarından tutun da İşte dışarıda ne bileyim her ne yapıyorsanız kulağınıza gelen konularda deprem çok konuşuluyor her açıdan. Umarız bu yayında bir şekilde fayda sağlar. Binalarıyla ilgili insanlar daha güvenli hissedebilecekleri yollar bulabilirler. Haberlerle devam edeceğiz. Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kurudere mahallesinde büyük yıkım oldu depremler sonrasında. Enkaz altında kalan köylülerden kimi kendi çabasıyla, kimi komşularının yardımıyla kurtuldu. Köylüler yaşadıklarını İlkay Dikici ve Önder Yıldırım'a anlattılar. Kızım aradı. Anne deprem oluyor dedi. Kızım ben enkazın altındayım dedim. Ve o an bilmiyorum nasıl çıktığımı bilmiyorum. Sadece ıpışık olduğunu, gündüz gibi olduğunu
ve şu telden geçtiğimi biliyorum. Kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı. Ama oğlu molozların arasında kaldı. Ölümle burun buruna gelen genç için komşuları seferber oldu. 21 yaşındaki genci kurtarmak için mahalleli adeta seferber oldu. Genç yatakla tavan arasında sıkışmıştı ve yüzünde yorgan vardı. Mahalleli ilk olarak o yorganı keserek nefes almasını sağladı. Sonra ise yatağın demirlerini bükerek genci bulunduğu noktadan kurtardı. Evden maket bıçağı aldım, çocuğun üstünü açtım. Yorganı kestim. Yorganı kestim maket bıçakla. Tuğlaları kıraraktan, çek yatağı aşağı düşürerekten yeğenimizi oradan sağ selim çabayla kurtardık orada kendisini. Burası Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi. Mahallede ağır hasar var. Nurdağ'ın Kurudere Mahallesi fay hattının geçtiği yerlerden bir tanesi. Deprem buradaki yaklaşık 200 konutun büyük bir kısmında ağır hasara neden oldu. Geri kalanları ise tamamıyla enkaza çevirdi. Ağlamalarıma komşularım sağ olsun yetiştiler, Allah razı olsun. Ya benim feryatımla hepsi yani. Bilmiyorum artık. Yani hepsi yetişti. Oğlumu kurtardılar. Büyük yıkıma neden olan fayın tam olarak geçtiği yerdeyiz ve bu fay 3 katlı bir binayı tamamıyla enkaza çevirdi ve fayın geçtiği yerlerde ise 2 metrelik bu yarıklar oluştu. Saadet Gökkaya da depreme küçük kızıyla birlikte yakalandı. Ağır hasar alan evinde kabusu yaşadı. Kapının camı aklıma geldi. Kapının camından yumruk attım. Yani o küçücük camdan önce kızımı geçirdim. Daha sonra ben geçtim. Ondan sonra işte biz inerken hala devam ediyordu sallantı. Aşağı inerken merdivenlerde falan kızım da kucağımdaydı. Bir ora savrulduk, bir ora savrulduk. Zorla aşağı indim. Camı kırdığımda her yerim parçalanmış, ayağım falan hiç farkında değilim. Mahalleli şimdi çadırlarda yaşıyor. Konteyner olursa, bir konteynerlere geçersek bir an önce çok iyi olacak. Karşı bina çöktü, karşı bina çöktü. Korkunç bir deprem oldu. Biz hemen yol üzerinde yakalandık biz aslında depreme. İnsanlar bağırarak apartmanlardan çıktılar. Şimdi ben kendi fenerimleri açacağım sayılı. Kameranın lambasıyla gösteriyor aslında. Burayı bir alalım arkadaş. Evet, birçok arama kurtarma. Hemen. Şuradan gel, şuradan gel hocam. Buradan geçebilirsin, buradan geçebilirsin. Buradan. Kürsümüzü alalım bu tarafa. Al abi. Buradan geçebilirsin. Çık abi. Gel, sorun yok. Ezil, geç. Bir şey yok, ezilmiyor, geç. Çık. Geçin arkadaşlar. Bir hayli büyük bir sallantı oldu. Bütün kameralarımız devrildi. Hala devam ediyor. Toz duman her taraf. Kimler var? Bina mı yıkıldı? Yeni bina yıkıldı. Büyük bir panik oldu. Herkes sokaklara fırladı, onu söyleyelim. Çekişle vurur gibi vurdu, çok ağır bir şekilde. Deprem sırasında Hatay'da evi çöken 9 aylık hamile Nurcan Bekmez ve oğlunu enkazdan eşi kurtardı. Riskli gebelik yaşadığı için Antalya'ya sevk edildi. Burada ikinci bebeğini dünyaya getiren depremzede kadın kuvözdeki bebeğini ilk kez kucağına aldı. Enkazdan kurtuldu. Günler sonra bebeğini dünyaya getirdi. Kuvözdeki bebeğini kucağına alan anne duygu dolu anlar yaşadı. İlk defa hatta kucağıma aldım. Çok değişik bir his. Çünkü sizin mi değil mi inanamıyorsunuz. Bırakasım gelmedi. Senin kardeşin. Nurcan Bekmez, depreme Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde yakalandı.
Çöken 4 katlı binanın enkazında kalan kadın ve 2 yaşındaki oğlu Cihangir'i eşi Hakan Bekmez kurtardı. Biz 1. katta oturuyorduk, Antakya'dan geldim. Üstümüze 3-4 duvar çıktı yani, zorla çıktık. Gerçekten mucizeydi oradan çıkmak. Omzu çıkan ve yaralanan 9 aylık hamile Nurcan Bekmez'e ekipler müdahale etti. Ailesiyle Hatay'da 4 gün kalan kadın riskli gebelik geçirdiği için Antalya'ya geldi. Deprem travması bulunan ve akciğerlerinde enfeksiyon oluşan kadına Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği'nde müdahale edildi. Operasyonla dünyaya getirilen bebekte anne de yoğun bakıma alındı. Çocuğun eşinin aşağıda olduğu, yapışık olduğu durumlar anne hayatı ve bebek hayatı açısından riskli, hatta ölüme kadar gidebilecek problemlere yol açabilen durumlardı. Süreç biraz zorluydu ama şu an iyiler. Yoğun bakımdan çıkan Nurcan Bekmez, eşi ve oğlu, ailenin kuvözde tedavisi süren yeni Ferdi ile ilk kez buluştu. O buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Saat başına devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere. Bölgesindeki son durumları alarak başlayacağız. Canlı yayın noktalarına uzanacağız. Önce Diyarbakır'dayız. Habertürk muhabiri Veys İpek orada. Şehirde de 35 binanın yıkımı vardı. İş merkezindeki yıkıma ara verilmişti. Şimdi nedir son durum? Veys İpek'i dinleyelim. Evet, diğer galeriyanın önündeyiz. Çöken B bloğum şu anda bulunduğu noktadayız. A blokta da yıkım çalışmaları vardı, ancak Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. İçeride bir kedinin görüldüğü ve bu nedenle yıkımı durdurulduğunu açıkladı valilik. Şu itibariyle de itfaiye ekipleri burada 54 metrelik vinç merdivenle kedilerin çıkarılması için çalışma başlattı. Sabah itibariyle yayınlarımızda da aktarmıştık. 10 kedi, 1 köpek, 1 kuşun olduğu yönünde bilgi vardı. Tabii hayvanseverler de bu noktada kurtarılması için yoğun çaba sarf ettiler. Kedinin, köpeğin sahipleri, kuşun sahipleri de burada. Ve daha sonra valilik drone'la, aslında bir prodüksiyon şirketinden kiralanan drone'la son katta kedinin, 3 kedinin yatakta olduğu, bir yatak odasında yatağın üzerinde olduğu tespit edildi. Ve bu noktada da tabii yeniden valiliğe başvuru yapıldı. Valilik de o durumun görüntülerinin üzerine çalışmaları durdurduğunu açıkladı. Şu anda kimler var burada? AFAD İl Müdürü İlami Çakmak burada. Onun koordinasyonunda aslında bir nebze çalışmalar devam ediyor. Yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel burada. Yine Tarım İl Müdürü Mustafa Eraltan burada. Çalışmalara bu noktada devam ederken polis tabii yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Yine itfaiye daire başkanı burada olduğunu belirtelim. Bu çalışmalarla ilgili öncelikle bir plan çizildi. Drone görüntüleri tekrar izlendi ve nasıl alınabileceğini bu noktada karşılıklı olarak görüşüldü. İtfaiye ekipleri 4 metrelik vinci getirdi, vinç vermen, ama geride park etmek zorunda kaldı. Alt tarafta otoparkın çöktüğünü, vincin de bu noktada aşağı düşme riskinin olduğunu, üzerine binanın yıkılabileceğini söylediler. Bu nedenle şu an itibariyle itfaiye ekipleri uzaktan denemelerini sürdürdüğünü söyleyelim. 10 kedi, 1 köpek ve 1 kuşun, kafesteki kuşun kurtarılması için yoğun bir çaba var. Tabii Diyarbakır Valiliği'ne bugün akşam saatlerinde bina sakinleri de gittiler. Orada yaklaşık 200 kişi Diyarbakır Valisi Ali Sansu ile görüşmek istediler. 5 kişilik bir temsilci aldı içeri Valisu. Öncelikle yeniden A blokta yıkım başladığını, ancak C blokta yeniden hasar tespitinin yapılacağını, eğer sorun olmazsa, kolonlarda, taşıyıcı kolonlarda ve kirişlerde sorun olmaması durumunda değerli eşyaların belli bir süre içerisinde alınmasına müsaade edeceğini söyledi. Bu noktada da tabii yeni bir gelişme olduğunu belirtelim. Buraya kedi kafesi getirildi. Kedi kafesinin içerisinde öncelikle oraya ulaştırılmaya çalışılacak itfaiyeleri tarafından. Daha sonra kediler kafese girdikten sonra aşağı indirilmeye çalışılacak. Kafes dışında drone görüntülerinde neler var? Kedilerin deprem esnasında yiyeceklerin döküldüğünü ve o yiyeceklerden beslendiğini söyleyebiliriz. Çünkü uzun bir süredir kediler burada. Depremin ilk anından itibaren orada mahsur kaldığını
söyleyebiliriz. Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada da bir kedi görülmesi üzerine çalışmalara ara verildiğini söyledi. Drone da tabii şu anda aşağı inmiş durumda. Bir taraftan itfaiye ekipleri yeni bir plan yapmak istiyorlar. Çünkü 50 metrelik bir mesafe var ancak geride park ettiği için de ulaşamadılar. Yeniden bu noktada çalışmalar yürütülecek. Diyarbakır Emniyeti burada, yine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, askerler burada, polisler burada, çevik kuvvet önlem almış durumda, hayvanseverlerin sahipleri burada, hayvanların sahipleri burada, yine bina sakinleri burada, eşyalarını almak isteyen bina sakinleri burada. Meraklı gözlerle de bu anı izliyorlar, zaman zaman da cep telefonlarıyla bunu kaydediyorlar. Onu da belirtelim. Şimdi tekrar drone havalandı. Kediler gürültüye cevap verdiği için, içeri kaçtığı için kedilerin yeri tam olarak tespit edilmeye yeniden çalışılacak. İtfaiye aracı da şu anda iki itfaiye eri üzerinde. O drone'den gelecek görüntüler sonucunda tekrar ulaşmaya çalışacaklar. Ancak çöken B bloğun altı otopark olduğu için itfaiye aracı çok geriye gidemiyor. Çökme riski olduğunda belirtelim. Sürekli mühendisler, yine burada AFAD ekipleri, AFAD İl Müdürü, Tarım İl Müdürü burada toplantı halindeler. Kedilerin nasıl çıkarılabileceği üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyorlar. İtfaiye ekipleri de, İtfaiye Daire Başkanı da şu anda onlarla birlikte bu çalışmaları takip ettiğini belirtelim. Sabah saatlerinden itibaren aslında yakın başlamıştı. Bir kısmı tıraşlanabildi. Yaklaşık 1 saat önce de Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada, ki açıklamada şöyle deniliyordu: bir kedi görülmesi üzerine çalışmalara ara verildiğini, çalışmaların durdurulduğunu açıkladı. Yine C bloktaki vatandaşlar da valilikle giderek, valiliyle görüşmek istediler. 5 kişilik bir temsilci Ali Sansu, Diyarbakır Valisi Ali Sansu ile görüştü. C bloğun tabii bir nebzede yeniden hasar tespitinin yapılacağını, içerideki değerli eşyaların alınması için de kısmen sağlamsa müsaade edileceğini yönünde bilgi paylaştılar. Şu an itibariyle tabii bir taraftan emniyet, bir taraftan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı çok yoğun bir şekilde bir çalışma burada yürüyor. Ancak drone'dan alınan görüntüler içeriye kedilerin gürültüden dolayı, itfaiye aracının çıkardığı sesten dolayı kaçtığı yönünde, bu noktada tekrar yerini tespit edilmesine çalışılıyor. Dün aslında itfaiye araçları tekrar denemişti. Ancak dediğim gibi 50 metrelik bir vinç gerekiyordu ki o vinç de aslında tam da binaya sıfır yanaşması gerekiyordu. Aksi takdirde binaya ulaşamayacağı söyleniyor. Şu an itibariyle tekrar koordinasyon devam ediyor. Yeniden bir araya geldi. İki itfaiye eri de vinçle yetişemediği için şu anda tekrar bu noktaya geri dönüş yaptılar. Tarım İl Müdürü Mustafa Atalar da burada. Kendileri için kafes de getirildi. Yiyecek de konuldu kafese. Bu noktada onu alabilmek için, onlar kedileri almak için de yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ve bu çabaları da şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. İtfaiye 54 metrelik vinçle bu çalışmaları yürütüyor. Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada vinçin evet istendi ve tabii yıkıma ara verildi. Ön yüzü aslında tıraşlanıyordu. Sabah saat 8.30'da başlandı yıkım abloğun. Kedi şu anda ekranlarınıza, kameraman arkadaşım getiriyor. Kedi kendini gösterdi. Ekranlarınıza da yansıyor. İbrahim şu anda ekranlarınıza o kediyi de getiriyor. Zaman zaman kendini gösterdiğini belirtelim. Zaman zaman da geri kaçtığını söyleyebiliriz. Drone görüntülerde 3 kedi görüldüğünü söyleyebiliriz. İkisinin yatağın üzerinde uzandığını, bir yatağın üzerinde uzanır vaziyette görüntülendiğini söyleyebiliriz. Kedilerin mamalarının yere döküldüğünü ve bu mamalardan beslenerek bu saate kadar yaşadıkları tahmin ediliyor. Tabii binanın iç taraflarında da çökmeler vardı. B bloğun çökmesiyle birlikte D blokta öğlen saatlerindeki depremle hemen üzerine yıkılmıştı. 90 kişiye mezar olmuştu maalesef. Burada yaralılar da vardı, kurtarılanlar da vardı. 34 kişi de yaralanmıştı.
acil yıkım kararı alınmıştı. 30, Diyarbakır'da 35 binada acil yıkım kararı alınmıştı. Onlardan biri Yenişehir ilçesinde ekranlarınıza getirdiğimiz Diğer Galeri'ye alt tarafı alışveriş merkezi olduğunu belirtelim. Üst tarafı 132 ev bulunuyor. Yine iş merkezleri içerisinde yerel televizyonlar ve yine meslektaşlarımızın bu noktada yerlerinin olduğunu da belirtelim. Şu an itibariyle tekrar drone'la 3 kedi olduğunu söylüyor genel sekreter yardımcısı. Şu anda tespitini yaptılar. Tekrar vinçle yukarıya yanaşılacağını belirttiler. Şu an itibariyle yeni planlama yapıldığını söyledi genel sekreter yardımcısı Veysel Kızılay. Şu an itibariyle de o çalışmalar devam ettiğini belirtelim. Tabii gelişmeler oldukça biz an be an canlı olarak ekranlarınıza getirelim. Şu anda itfaiye erleri alınan görüntüler üzerine kendisini de ekranlarınıza taşıdı kameraman arkadaşım. Bu noktada kedilerle ilgili kurtarma operasyonu devam ediyor. Gelişmeleri aktaracağız. Veysel İpek aktardı Diyarbakır'dan. Teşekkürler. Devam edeceğiz. Hatay'dayız. Hatay spor tesislerinde çadır kuruluyor. Caner Dalgıç'ın görüntüleri ekrana gelecek. Habertürk editörü Mahir Kılıç da bilgileri aktaracak. Şimdi Mahir sendeyiz. Evet, Afşin Yurdakul yaklaşık 650 kişi buradaki çadırlarda barınıyor. Sen de ifade ettin. Hatay Spor'un tesisleri bunlar aslında, normalde antrenman yaptıkları futbolcuların. İşte o saha, tesis burası, hemen arkamda yeşil çadırları görüyorsunuz. Mehmetçik tarafından çadırlar buraya kuruldu. Burada hem depremzedeler var hem de buraya yardıma, arama kurtarma çalışmalarına gelen AFAD ekiplerinin kaldığını ifade edin. Dediğim gibi yaklaşık 650 kişi şu an burada kalıyor. Ancak kapasite 1600, en kısa zamanda 1600 rakamına ulaşılması bekleniyor. Sadece barınma değil burada, aynı zamanda yiyecek içecek ihtiyacı da karşılandığını ifade edelim. Mehmetçik tarafından kurulan iki sahra mutfağı, bir de fırın var burada ve günde 3 öğün buradaki depremzedelere yeme içme yardımı yapıldığını ifade edelim. Burayı kuran ve güvenliğini sağlayan Mehmetçik de Hatay dışından geldi. Çanakkale, Gelibolu'dan buraya geldi. Komando Tabur Komutanlığı buranın sevk ve idaresini, güvenliğini, asayişini sağlıyor. Şu an kameraman arkadaşım Caner Dalgıç da ekranlarınıza getiriyor. Dediğim gibi burası çim saha. Normalde Hatay sporlu futbolcular burada antrenman yapıp maçlara hazırlanıyordu. Ancak depremden sonra burası depremzedelerin hizmetini, kullanımına açıldı ve çadırlarda kısa sürede Mehmetçik tarafından hazırlandı. İçinde insanlar var, depremzedeler var şu an burada. Ve çocukların da aynı zamanda olduğunu belirtelim. Her çadırın önünde bir de yangın söndürme tüpü bulunuyor. Gözümüze ilk etapta çarpanlar onlar. İçeride yine battaniye, yatak gibi eşyalar da söz konusu. Şu an açığımızda değil, ancak çadırlardan bir tanesinde de küçük bir derslik olduğunu gördük. Biz yayından önce gezme imkanı bulduk. Gönüllü öğretmenler orada depremzede çocuklara ders veriyor. Çocuklar demişken, burada dediğimiz gibi normalde futbolcular antrenman yapıyor. Çocuklar da zaman zaman futbolcuların antrenman yaparken kullandığı araç gereçlerle, toplarla eğleniyor. Bir süre de olsa, az bir süre de olsa depremin etkisini unutmaya çalışıyor çocuklar diyebiliriz. Mehmetçik sadece burada değil, aslında gündüz yaptığımız yayında Serin Yol'daki lojistik destek üssünü de ekranlara getirmiştik. Türkiye'nin dört bir yanından oraya gelen yardımlar orada askerler tarafından tasnif ediliyor. Erzak, giyim, temizlik, hijyen, çocuk bezi gibi ayrılıyor ve ihtiyaca göre, burası hakikaten önemli, ihtiyaca göre depremzedeleri gönderiliyor. Rastgele bir yardım yok, fazladan bir yardım söz konusu değil. Kimin ne ihtiyacı varsa kamyonlar o yardım çadırlarının önüne geçiyor. O ihtiyaçlar dolduruluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sadece kamyonlarla değil, aynı zamanda helikopterlerin de bu yardımların taşınmasında etkili olduğunu ifade edeyim. Çünkü sadece ilçeyle kent merkezi, köylere de gidiyor o yardımlar. Sarp köylerde söz konusu, araçla belki de 2 saat 3 saatte gidilebilecek, ulaştırılabilecek yardımlar helikopterle çok kısa sürede ulaştırılıyor. Evet, burası dediğim gibi Hatay Spor'un antrenman yaptığı tesis, Atakaş Hatay Spor'un ve depremden sonra burası güvenli bir alan olduğu için etrafında hiçbir neredeyse bina yok, yakınında devrilme riski, yıkılma riski söz konusu değil. Burası depremzedeler için kullanıma açıldı ve kısa sürede Mehmetçik burada işte bu çadırları kurdu. Dediğim gibi şu ana kadar 199 çadır kuruldu ve 650 civarında kişi kalıyor burada.
Sadece depremzedeler değil, aynı zamanda güvenlik birimleri, bazı güvenlik birimleri buraya kente yardıma gelen AFAD gönüllüleri, arama kurtarma çalışmalarına katılanlar da yine burada kalıyor. Dediğim gibi kısa süre içerisinde 1600 kapasiteye burası ulaşabilir. 3 öğün sıcak yemek söz konusu, 2 sahra mutfağı ve bir de fırın var. Yine tuvalet, banyo imkanlarında burada olduğunu belirtelim. Gelibolu Komando Tabur Komutanlığı buranın asayişini, güvenliğini sağlıyor. Evet, sadece burada değil, aslında kentin birçok noktasında da çadırlar kurulmuş vaziyette, konteyner kentler kurulmuş ve hızla da sayısı artırılmaya çalışılıyor. İnsanlara kalacak sıcak bir yer ayarlanması için. Hatay, Antakya özellikle belki de depremin en fazla yıkıma sebep olduğu nokta diyebiliriz ki bizler görev gereği sadece Antakya değil, Kahramanmaraş'ı, Gaziantep'i de görme imkanı bulduk. Oralarda da yıkım çok fazla, ancak belki de hiçbirisi Antakya ile kıyaslanamayacak durumda. Antakya'da neredeyse her 3 binadan ikisi tamamen yıkılmış. Kalan bir bina ise yıkılma yüz tutmuş ya da kolonları, temeli zarar görmüş ve yan yatmışlardı. 6 Şubat'taki depremde çoğunlukla yıkım gerçekleşti. Fakat hasar gören binalar pazartesi hafta başında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerde maalesef yerle bir oldu. Dolayısıyla depremler maalesef devam ediyor. Artçılar devam ediyor ki 5 şiddetine varan artçıları da gördük. Zaman zaman bizler de Antakya'da gezerken şuna tanıklık ediyoruz. İnsanlar hasarlı dahi olsa evine girip bir hayati eşyasını, varsa bir birikimini almaya, kurtarmaya çalışıyor. Bu da oldukça doğal, ancak maalesef riskli bu. Çünkü dediğim gibi depremlerde yıkılmayan binalarda yıkılmaya yüz tutmuş ve çok ciddi hasar almış vaziyetteler. Dolayısıyla o apartmanlara, o binalara girmeleri çok çok riskli. Nitekim pazartesi günü meydana gelen depremde, 6.4'lük depremde can kaybı yaşanmıştı. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Onlar da eşyalarını almak için evlerine belki de kısa bir süreliğine girenler, birkaç dakika ya da 10 dakikada eşyalarını alıp dışarı çıkmak isterken maalesef depreme yakalanmışlardı. Ve vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Bunun için uyarıda bulunmakta fayda var ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kesinlikle evlere girişe izin verilmeyeceğini ifade etti. Yine kent merkezinde bu çerçevede zaman zaman polis ekiplerinin devriyesi söz konusu. Özel harekat polisleri ve Mehmetçik de hasarlı binaların olduğu yerlerde içeriye vatandaşların girmemesi için orada ya nöbet tutuyor ya da devriye geziyor. Çünkü dediğimiz gibi oldukça riskli. Şu an herhangi bir deprem söz konusu değil, ancak depremin saati yok. Maalesef her an başımıza gelebilir. O yüzden hasarlı binalara, riskli binalara girmemek lazım. Bu arada 6 Şubat'taki büyük depremlerden sonra hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilmişti. Binalardan örnekler alınmıştı. Binaların durumunu görmek için. Ancak 6.4'lük depremin ardından yeniden bir hasar tespit çalışması yapmaya gerek var. Çünkü dediğim gibi binalar yeniden sarsıldı. İlk iki büyük depremde, yani 6 Şubat'taki depremlerde hasar almayan binalar 6.4'lük pazartesi günü gerçekleşen depremde hasar almış olabilir. İçme suyu oldukça önemli, kritik. Hem içmek için hem de temizlik için, hijyen için. Bu noktada da Sahra Hastanesi bahçesinde kurulan, hazırlanan iki adet araç var. O su araçlarda şebeke suyunun analizi gerçekleştiriliyor. Mikrobiyolojik olarak irdeleniyor. Herhangi bir tehdit var mı, risk var mı, içilebilir mi, halk sağlığına zararı var mı, yok mu, o kontrol ediliyor. Ciddi oranda da kullanılabilir olduğunu ifade edelim. İçmek için belki henüz değil, ancak ihtiyaçları gidermek için, temizlik için, hijyen için şebeke suyu kullanılabilir. Yine bizim de gözümüz kulağımız orada. Çünkü hakikaten su olmazsa olmaz. Su medeniyetlerle belki de ondan çok daha fazlası. Dolayısıyla su önemli. Özetleyecek olursak eğer, Hatay Spor depremden sonra tesislerini, antrenman yaptığı tesisleri depremzedeler için açtı. Mehmetçik buraya 199 çadır kurdu. Oldukça da büyük çadırlar. Şu an yaklaşık 650 kişi kalıyor burada. Güvenlik görevlileri ve AFAD görevlileri dahil. Kısa sürede bu kapasite 1600'e çıkabilir. 2 adet sahra mutfağı ve fırınla sayesinde burada depremzedelere sıcak yemek imkanı da verildiğini belirtelim. Gelibolu Komando Tabur Komutanlığı burada. Buradaki asayişi, yönetimi, sevkli idareyi onlar sağlıyor. Onlar da il dışından geldi. Buraya depremzedelerin yardımına ulaştı. Burada tablo genel olarak bu şekilde. Antrenman sahası olmasının bir özelliği çocuklar için olumlu bir şey. Dediğim gibi zaman zaman futbol topuyla da çocukların, futbolcuların antrenman yaptığı araçlarla, eşyalarla onlar da oynuyor. Bir nebze de olsa depremin o korkusunu unutuyor diyelim. Sözü buradan tekrar size bırakalım. Teşekkür ederiz Mahir Kılıç, bilgiler için.
Hatay'daki durumu aktardı bize. Deprem gecesi ve sonrasında en büyük sorunlardan biri ulaşımdı. Bazı yerlerde yollar çöktü, bazı caddelerde enkazlar sebebiyle ulaşım gerçekleşemedi. Bugün durum nedir? Arkadaşlarımız bir haber hazırladılar. Ulaşımla ilgili özellikle ekrana gelecek. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde ve ikinci depremde şehirlerde yaşanan en büyük problemlerden biri de buradaki trafik yönetimiydi. Çünkü pek çok yol çöken enkazlardan dolayı kapandı. Bu konu arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle enkazlara yönelmesi bakımından önemli. Biz de şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ile buraya Malatya'ya geldi. İzlenimlerini konuşacağız. Onlar da burada çünkü trafik yönetim planlarında ne gibi değişimler yapılmalı bunları araştırmak üzere burada. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Tekrar ülkemize geçmiş olsun. Sizi de deprem anından itibaren bu kadar büyük emeğiniz, gayretiniz için çok tebrik ediyorum. Mustafa Bey, ilk izlenimler neler? Çünkü pek çok şehirde bu trafikle ilgili problemler yaşandı. Mesela Hatay'da yardımlar ulaşması için kilometrelerce kuyruk oluştu. Ve belki de arama kurtarma ekipleri zamanında bu yüzden bazı enkazlara ulaşamamış da olabilir. İlk izlenimler neler? Ne eksik, ne yapılmalı? Şimdi bir kere ilk izlenimler şöyle. Biz de bir kere ne için buradayız? Deprem bölgesinde diğer üniversiteden arkadaşlarımız da var. TÜBİTAK bir proje çağrısı yaptı. Bazı meslek dallarında deprem anındaki gelen durumu tespit edip sahada buna göre ileriye yönelik çalışmalar için biz de bir ulaşım yol trafik yönetimiyle ilgili buradaki deprem bölgesinde sahada veri topluyoruz. Şimdi ben 44 yıldır bu işlerle ilgilenen biri olarak deprem için söylediğim deprem anında trafiğin yönetimi. Bunu biz İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir depremde gördük. O zaman çok şükür bir bina yıkılmadı ama herkes trafiğe çıktığı için trafik sıkıştı. Trafik kilitlendi. Burada şimdi bir başka bir durumu daha görüyoruz yanda. Sadece yine burada da herkes yani sağ salim kendini evden atan aracına bindi. Sivil vatandaş çok haklı olarak yolları tıkadı. Onun haricinde yıkılan binalar yolu tıkadı. Trafik kilitlendi. Şimdi deprem anında biz görüntüleri aldık. Kameralardan, MOBESE kameralarından trafik nasıl olmuş? Biz kendimiz ölçüyoruz yolları, trafiğe bakıyoruz. Deprem anındaki bilgileri belediyeden, emniyetten temin ediyoruz. Şimdi burada ama bir açık bir gerçek var ki yollar tıkanmış, gidilememiş, gecikilmiş. Ne yapabiliriz? Daha hızlı bir trafiği nasıl planlayabiliriz? Gerekli malzemenin iş makinasıydı, bunun haricinde operatörüydü, buradaki kazı çalışmalarında, enkaz çalışmalarında bulunacak vatandaşları en hızlı getirmenin planını başlamıştık İstanbul'da. Pandemiden önce İstanbul Valiliği'nde belli bir yere de gelmiştik. İçişleri Bakanımız 81 il için bu tip çalışmaları istemişti. Bunlar tabii pandemiden sonra bir pandemi araya girince yine o çalışmaların devam ettiğini biliyorum. Ama bu yeni verilerle muazzam bir veri oluştu. Verilerle beraber trafik nasıl hızlandı? Deprem anında bu yolda görev alacak polisi biliyorum. Anında bir şerit mi, iki şerit mi kapatacak belli. Görev anında SMS geldiğinde nereye geleceği belli. O andaki otobüs şoförünün deprem anında ne yapacağı belli. Minibüs şoförünün yapacağı belli. Trafik müdürünün yapacağı belli. Anında bu işlemler belli. Bunu yaptığımız an bu görülecek ki bunu tamamladığımız zaman ki bu büyük felaketten büyük dersler ve büyük veriler de çıktı. Biz oradaki trafik akımını İlk zamanda hızlandırmada hızla bir 10 kilometre, 20 kilometre saat bir fazlalık sağlasak kurtarılacak canları bizi izleyecek vatandaşlar tahmin edebilecek. İstanbul'da böyle bir şey asla yönetilemez. Ben buradan sesleniyorum. İstanbul'da yönetimi deprem anına göre değil, depremden önce dönüştürülmesi gereken binaları dönüştürerek. Yani yönetim tekniğini şöyle kullanacağız. İstanbul'da bir yılda en fazla ne kadar binayı dönüştürürsem en kısa zamanda tekniğiyle, malzemesiyle, finansmanıyla böyle bir deprem anı yaşamayız diye. Dolayısıyla o deprem yer bilimcilerin söylediği büyüklükteki depremde buradaki tecrübeyle beraber bunun asla yani yönetilemeyeceği çok büyük sıkıntılar olacağı 81
ilden İstanbul 80 il için de önemli. Bütün belediyeler bugün burada Malatya'dalar. Dolayısıyla depreme de yıkılacak binaları, hasar görecek binaları biliyoruz. Bunun finansmanını biliyoruz. Bunlar için yapılması gereken neyse merkezi idare, yerel idare koordinasyonuyla en hızlı şekilde mesela 3 yıl mı olur, 4 yıl mı, 5 yıl mı olabilecek mantıklı bir rakamda devlet, millet, belediye seferber olmamız lazım. Peki. Şimdi yanımda bir de Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Osman Engin var. Efendim çok geçmiş olsun öncelikle sizlere de. Sağ olun. Şuradan başlamak istiyorum. Sizin Ulaşım Planlama Şube Müdürü olarak kentte depremin yaşandığı ilk dakikadan itibaren gördüğünüz, karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Çünkü pek çok yolun da kapandığına şahit olduk. Evet. Şimdi biz özellikle Elazığ depremini de yaşadığımız için doğal olarak bir hazırlığımız vardı. Yani antrenmanlıydık. Deprem 4.17'de oldu. Saat 5'te bütün arkadaşlarımız görev yerlerindeydi. Trafik kontrol merkezimizde nöbetçimiz işinin başındaydı. Sinyalizasyon disiplinini ayakta tutmaya çalıştık. Tabii doğal olarak yani insanların tamamı arabalarına binip yollara çıktıkları için bu çok mümkün olmuyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir karla mücadele hazırlığımız olduğu için. Ki o gün de çok kar vardı. Evet. Bir yağıyordu. Evet. O çok mücadele. O hazırlığımız olduğu için yaklaşık 140 tane enkaz haberi aldık. Lokasyonlarını belirledik. Saat 5 itibariyle de biz yolları açık tutmaya çalışarak ve o enkaz bölgelerine ulaşıp insanları kurtarmaya başladık. Evet, kentlerdeki bu depremden sonra yaşanan en büyük problemlerin başında trafik yönetimi geliyordu. Çünkü pek çok şehirde, Hatay'da çok gördük bunu, kilometrelerce uzayan kuyrukları, belki bundan dolayı arama kurtarma ekipleri yollarda kaldı. Şimdi tüm bu buradaki izlenimler, elde edilen raporlar bir kez daha gözden geçirilecek ve muhtemelen trafik yönetim planları ile ilgili şu anda bu yaşadığımız gerçekliğe bakarak da biraz daha zannedersem bu planlarda revizyona gidilecek gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında tedavileri için başkente getirilen depremzedeleri ziyaret etti. Depremin 248. saatinde Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 7 yaşındaki Miraç Eren Döner ve 10 yaşındaki Ayça Çepni, Hatay'dan getirilen 16 yaşındaki Hülya Su Kısa, 8 yaşındaki Feyza Nur Yakar ve Şanlıurfa'dan Ankara'ya tedavi için gelen 9 yaşındaki Zeynep Küçükler ziyaret edildi. Erdoğan tedavileri süren depremzedelerin sağlık durumu hakkında da doktorlarından bilgi aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezinde inceleme yaptı. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevi diye konuştu. Hem yaraları sarmamız hem geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Elbette vatandaşlarımızın çok sorunları var, biliyoruz. 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş. Deprem bölgesinde giderilemeyen sorunlar olduğunu söyledi. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevi dedi. Belediye başkanlarımız canla başla olağanüstü çaba harcıyorlar. Bu sadece CHP'li belediye başkanları için ifade etmiyorum. Hatay kadim bir kent, önemli bir kent Hatay. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay benim şahsi meselemdir demiştir. Dolayısıyla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Bu kente hemen süratle bir yapılaşma sağlayacağız demek doğru değil. Kentin dokusunu koruyarak bir süreci başlatmak gerekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem felaketinden etkilenen illere ziyareti devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Hatay'da CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezinde incelemelerde bulundu. Kamunun elinde çadır stoğu bulunmadığını öne sürdü. Su sorunu gibi, çadır sorunu gibi gittiğimiz yerlerde dile getiriliyor. Maalesef çadır üreticileri üretiyorlar bir taraftan ama kamunun elinde, özellikle Kızılay'ın elinde, AFAD'ın elinde yeteri kadar stok
olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. El birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında konuştu. Deprem bölgesinde demografik değişim ihtimali ve sınır güvenliğine dikkat çekti. Hatay'dan başlayarak tüm Türkiye'de yabancılara konut satışı durdurulmalı dedi. Köylerin boşaltılması sadece bir demografik değişime değil, terör örgütlerine yeni alanlar açılmasına da neden olabilir. Buna mutlaka ve mutlaka engel olunması gerekir. O nedenle öncelikle Hatay'dan başlayarak tüm Türkiye'de yabancılara konut satışının durdurulması çağrımı buradan da tekrarlıyorum. Yabancılara konut satışının durdurulmasını istedi. Demografik değişim ihtimali ve sınır güvenliğine dikkat çekti. Sınır güvenliği ve milletin huzuru ülkenin varlığı için vazgeçilmezdir. Artık sığınmacı problemini çözme vakti gelmiştir. Buradan iktidarı başlayacak olan yeni inşa süreci kapsamında sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye, bunun için de gerekli adımları atmaya ve diplomatik görüşmeleri derhal başlatmaya davet ediyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener deprem bölgesindeki gözlemlerini anlattı. Organizasyon üzerinden iktidarı eleştirdi. Özellikle ilk 3 gün boyunca bölgede yaşanan organizasyon krizi, vatandaşlarımızın canını yakan başlıca konulardan biri oldu. 5. gününde bile hala arama kurtarmanın ulaşmadığı enkazlar vardı. Depremin 7. gününde bile çadır bekleyen aileler vardı. AK Parti iktidarında hiç kimse sorumluluk almıyor. Hiç kimse hesap vermiyor. Akşener, deprem felaketi seçim vaadi yapılmamalı dedi. İnsanlarımızın mağduriyetlerini fırsat bilip bu depremi bir inşaat şovuna dönüştürmeyi planlayanların farkındayız. Bu büyük felaketin sorumlusu kendileri değilmiş gibi felaketten seçim vaadi devşirmeye kalkanların farkındayız. Meclis Başkanı Mustafa Şentop diyor ki farklı partilerin deprem araştırma komisyonu kurulsun diye talepleri var. Gelecek hafta bu konu mecliste görüşülecek. Dünyanın her yerinde, Türkiye'de de öyle olmuş. Bu tür yaşanan büyük depremlerden, afetlerden sonra elimizdeki mevzuat gözden geçirilmiş. Bu gayet tabidir. Daha önce de yapılmış, müteaddit defalar yönetmelikler, inşaat yönetmeliklerimiz değiştirilmiş, ilave tedbirler alınmış. Şimdi burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak, bilimsel çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç olduğu takdirde bir takım hukuki düzenlemeleri yapılması icap edecek. Tabii mecliste farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta bu konu görüşülecek tahmin ediyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk Ankara temsilcisi Fevzi Çakır'a bir röportaj verdi. Deprem bölgesinde yürütülen faaliyetleri anlattı. Asker kışladan geç çıkarıldı diyenlere de tepkiliydi. Devlet, millet işbirliği içinde, el birliği içinde, omuz omuza bu yaraları sarmak için gayret gösteriyoruz. İlk günden bugüne kadar da gerçekten büyük mesafeler kat edildi. Bize yardımcı olan efendim, Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta yurt dışından bize ulaşıp buraya yardım sağlayan, buradaki acının dinmesi için gayret gösteren herkese ben teşekkür ediyorum. Mehmetçiğin deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Arama kurtarma konusundaki en ehil birliğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı bünyesinde bulunan doğal afet arama kurtarma timlerimiz var. Gelibolu dahil, Ankara dahil, İstanbul'da dahil, çeşitli birliklerimizde, istihkam birliklerimiz var. Bunların hepsini biz seferber ettik. Depremin olduğu gün saat 4.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nı ikaz ettiler. Hazır olun diye. 7'de Etimus Havalanı'na geldiler. Fabrikalarımızdaki bazı teknik personeli ve işçilerimizle seferber ettik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesine gönderilen yardımların toplandığı Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda Habertürk Ankara temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Hatay'a tüm Türkiye'den gönderilen yardımlar buradaki lojistik merkezinde toplanıyor. Mehmetçik tarafından tasnif ediliyor. Ardından da işte bu kamyonetlerle Hatay'ın geneline köy köy dağıtılıyor.
Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri kışladan geç çıkarıldığı eleştirilerine de yanıt verdi. Bazıları her nedense bir şekilde kendi ajandaları, kendi gündemlerine uydurmak için bazı gerçekleri görmezlikten geliyorlar. 4.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı ikaz edildi. Hazır ol emri verildi. Kayseri'de bizim A400 gemilerimiz hazır hale geldiler. Büyük gemilerimiz de Bayraktar, Sancaktar ve İskenderun gemileriyle seyre hazır olmalarını talimatını vermekle batıdan İskenderun'a doğru çok ciddi sayıda büyük iş makinelerinin ve personelin, teknik personelin gelmesi mümkün olarak ama. Bakan Akar, deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli sayısını da açıkladı. Toplam bizim 100 silah ve mesai arkadaşımızı hayatını kaybettiğini öğrendik. Ve 66 yaralımız var. Bunlardan birçoğu da taburcu olmuş durumda. Fakat şu anda bir üsteğmenimize, bir astsubayımız hala ulaşılamadı. Ulaşma çalışması gayret içindeyiz. Deprem sonrası Hatay'da sığınmacı akını yaşandığı iddialarına ilişkin de konuştu. 20 binden fazla Suriyeli kardeşimiz bu deprem sırasında kayıplarından dolayı, yalnız kalmaktan dolayı, evini kaybetmekten dolayı bir şekilde gönüllü olarak ve güvenli bir şekilde hudut kapılarından geçmek suretiyle kendi memleketlerine, Suriye'ye geçtiklerini biliyoruz. Giriş asla söz konusu değil. Deprem öncesindeki zamanlarda da tekrar ifade ettik. Hudut bizim namusumuzdur. Hudut konusunda hiçbir taviz söz konusu değildir. Hudutlar hiçbir zaman istenildiği şekilde gelip geçilebilen yerler değildir. 13 yaşındaki İkra Nur, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 138 saat sonra enkazdan kurtarıldığı, onu kurtaran maden işçisi o hikayeyi paylaştı. Şimdi sizi kızımla tanıştırıyorum. İkra Nur 6 gün boyunca burada durmuş. Şimdi İkra Nur'la çıkıyoruz. Evet, çıkıyoruz İkra Nur. Yardım edin diye çok boğuk bir ses geliyordu. Ben kadın sesi olduğunu falan anladım. O ses İkra Nur'a aitti. Molozların arasında 6 gün hayatta tutundu. Tek isteği ablasının kurtarılması oldu. Benden tek ricası daha kendi kurtarılmadan önce ablamı da kurtarırsın değil mi abi dedi. Ama tabii ki ablası onun altında kalmış. Yatağın altında boğulduğu için ona ulaşamadık. O üzdü bizi tabii ki. 13 yaşındaki İkra Nur Arslan ailesiyle birlikte Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki 8 katlı duygu apartmanının enkazı altında kaldı. Ekipler küçük kıza günler sonra ulaştı. Şefim Murat abi aradan alacağım şu balyozu. Aşağıdan aradan. Aklı başında olduğu için bize çok büyük yardımı oldu aslında. Yoksa bulmamız çok daha zor olacaktı. Ben dedi bazanın üstündeyim. Kanepeyi bulduktan sonra da kız artık kurtarılacağını anladıktan sonra da artık muhabbet enkaz muhabbeti değil de normal ev muhabbetine döndü. İkra Nur'a yardım elini uzatanlar maden işçileri oldu. Ramazan Gök'le arasında unutulmaz diyaloglar geçti. Küçük kızın aklında eğitimi de vardı, gözlüğü de. Kurtarılacağını anladığı için çok rahattı. Yani LGS sınavı olur mu dahi diye sordu yani. Gözlüğüm kayboldu, onu alabilir misin bana dedi. Murat abi. Allah'ın bir izniyle bir mucizeye şahit olacağız şimdi. Mucize 4 saatlik çalışmayla gerçekleşti. Ancak İkra Nur'un ablası, iki küçük İkra kardeşi, annesi ve babası enkaz altında hayatını kaybetti. Şimdi İkra Nur'la çıkıyoruz. Evet. Çıkıyoruz İkra Nur. Tamam. Kalacağız. Dur. Adıyaman'da enkaz altında kalan 41 yaşındaki zabit Babacan 3. günde kepçe operatörüne seslenmesiyle kurtuldu. Enkaz altında ölümü hissettim diyen Babacan iki bacağı ve bir kolunu kaybetti. Ağrı kesici içmek için kalktı. Tam o sırada deprem meydana geldi. Büyük sarsıntıyla yıkılan 8 katlı binanın enkazında kaldı. 3 gün sonra kurtarılan zabit Babacan hayata tutundu. Zabit Babacan, depremi ailesiyle Adıyaman'da yaşadığı 8 katlı apartmanda yakalandı. Bina depremin şiddetine dayanamayıp çöktü. Kalktım, ağaç kesici içmeye. Baktım ki bina sallanıyor çat. Daha da ne olduğunu bilmiyorum. Yetti. Bir saat geçti, bir baktım ki üstümde moloz var. Altta moloz, üstte moloz. Bağırıyorum, çağırıyorum. Kimse ses yok. Eşi ve 3 çocuğu sağ kurtulan zabit Babacan enkaz altında kaldı. Babacan sesini 3. gün kepçe operatörü çalışırken duyurabildi. Ölümü hissettim. Dedim babamın yanına gidiyorum. Kepçe vurdu. Ondan sonra ben bağırdım. Bağırdım dedim ben buradayım. Ağır yaralı zabit Babacan önce Şanlıurfa'ya ardından Tokat'a getirildi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'nde Babacan'ın beton altında kalarak ezilen iki bacağı diz üstünden, sol kolu ise dirsek üzerinden ampute edildi.
Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından yataklı servise alınan babacanın sağlık durumu iyiye gidiyor. Tek isteği ise protez bacaklar ve kol. Deprem sonrası enkaz yığınına döndü Hatay. Antakya ilçesi neredeyse boşaldı. Kimi şehir değiştirdi, kimi çadır ya da konteynerlarda barınmaya başladı. Ama enkazı terk etmeyenler de var. Onlardan birinin hikayesi gelecek. Merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Ahmet Çetiner, emekli öğretmenim, depremzedeyim. Ağlanacak haline gülümseyerek cevap veriyor. Belki de yaşadığı her zorluğun üstesinden böyle geliyor. Depremi Antakya'da yaşayan Ahmet Çetiner, yıkıntıların arasında bile öğretmenlik yapmayı sürdürüyor. Ama bu kez hayat dersi veriyor. Siz niye gitmediniz bir çadır kente? Başka şehirlerde akrabalarınız var mı? Var ama insanlara zor zamanda yardım etmek lazım. Oraya herkes gidebilir yani. Akciğer kanseri olunca çok sevdiği öğrencilerinden ayrılmak zorunda kaldı, emekli oldu. Önce akciğer kanserini yendi Ahmet Çetiner, daha sonra büyük depremi atlattı kız kardeşi Fatma Çetiner'le birlikte. Ne çadır kente gittiler ne de başka şehirlerdeki kardeşlerinin yanına. Sarıkamış'tan Ardahan'a, Bursa'dan Hatay'a pek çok ilde sınıf öğretmenliği yaptı. Son durağı Antakya oldu. Yakalandığı amansız hastalık onu çocuğu gibi sevdiği öğrencilerinden ayrı düşürdü. Yine de ne yüreğindeki sevgi eksildi ne de yüzünden düşmeyen gülümsemesi. Ben akciğer kanseri olmuşum, haberim yoktu. Bayağı büyümüş, onun tedavisini gördüm. Ölecek diye hemen şey yaptılar, emekli ettiler, ben de ölmedim. Çocuklara karnesini vermeden ölmeyeceğim de dedim. Depremle birlikte Ahmet öğretmen ve ablasının başını sokacağı bir çatı kalmadı. Onlar da evin önündeki parkta yeni bir yaşam kurdu. İki kardeş hem ihtiyacı olanla ekmeğini bölüşüyor hem de ayrılmadıkları kedileri ve sokak hayvanlarını besliyor. Mama getirdi Adana'dan arkadaşım. Ona buradan selam söylüyorum. Sağ olsun. Bugün yemleri var. Kuşların da yemi var. Kedilerin de, bizim de yemimiz var. Yani yiyeceğimiz var. Kitaplarından da ayrılmayan Ahmet öğretmenin kendisi için istediği hiçbir şey yok. Tek isteği başkalarına yardım edebilmek. Kedi, kitap, bir de ihtiyacı olan insanlar için her zaman göreve hazırım. En az 2500 tane kitabım vardı. Bütün paramı oraya yatırdım, kitaba yatırdım. Tabii bu şey gelir getirmiyor da okuyorduk. Ne ihtiyacınız var burada? Çok ihtiyacı olan hastalar, yaralılar, onlara şey yapsınlar, yönelsinler. Bizim hiçbir ihtiyacımız yok. Ben bir hafta aç kalabilirim. Yani hiçbir şey yemeden yaşayabilirim. On binlerce insanın umutları, hayalleri bu depremle birlikte yarım kaldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren onlardan biri. Arkadaşıyla birlikte çalıp söylemişti. Deprem, üniversite öğrencisi Yasemin Eren'i de hayattan kopardı. Ondan geriye söylediği şarkılar kaldı. Yasemin Eren depreme Kahramanmaraş'taki Mis Apartmanı'nda yakalandı. Yanında üç kardeşi ve annesi de vardı. Enkaz altında kalan aileden kurtulan olmadı. Yasemin Eren, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiydi. Hayatını kaybeden binlerce genç gibi onun da gelecek hayalleri vardı. Ancak deprem her şeyi ellerinden aldı. Yeteneğiyle dikkat çeken Yasemin Eren'in şarkı söylediği anlar, sosyal medyada duygusal anlar yaşattı.
Diyarbakır'a dönüyoruz. Veysi İpek bizi bekliyor. Veysi söz sende. Şu anda iki tane Sikorsky helikopter 7. Kolordu Komutanlığı'nda bulunduğumuz Diyar Galeri'ye geldi ve burada 10 kedi, bir köpek ve bir kuşun kurtarılması için çalışma başladı. Biraz önce itfaiye ekipleri buraya gelmişti. Buraya 54 metrelik vinç getirmişti merdiven. Şu anda yukarıda helikopterler o ev hayvanlarını, evcil hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Kapan getirdiler. O kapanı içeri atacaklar. Kediler tek tek kapana girdikten sonra yine bu noktada itfaiye ekiplerinin oraya gidip bu kapanları alarak tekrar aşağı inecekler. 3 kedi aslında drone görüntüsüne takılmıştı. Ama toplam binada 10 kedi, bir köpek ve yine bir kuşun olduğu söyleniyor. Hayvanseverler sabah saatlerinden itibaren burada yoğun bir tepki vermişlerdi. Bu tepkiler Diyarbakır Valiliği tarafından görüldü. Bir prodüksiyon şirketinin drone ile tespit edilmişti. O görüntüler son katta kameraman arkadaşım da gösteriyor. Biraz önceki yayında da o kedilerden birini ekranlarınıza getirmiştik. Bu noktada da tabii çalışmalar başlatıldı. Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Bir kedinin görülmesi üzerine A bloktaki, Diyar Galeri'deki A bloktaki acil yıkılması gereken binanın çalışmalar durdurulduğunu açıkladı. 90 kişiye mezar olmuştu B bloktaki yıkım esnasında. İlk depremde yıkılmıştı ve bu depremle birlikte 90 kişi maalesef altında kalarak yaşamını yitirmişti. İkinci depremde de yine D blokun bir kısmı yıkılmıştı. Şu anda da ekranlarınızda helikopteri görebiliyorsunuz. Yine onu korumak için gelen bir diğer Sikorsky helikopter de var. Şu anda da binaya yanaşmaya çalışıyorlar ve şu an itibariyle verilen kapanı son katta kedilerin bulunduğu noktaya askerler yerleştirmeye, oraya götürmeye çalışacaklar. Daha sonra kapanla yakalanacak kediler, kapana yakalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılacak. Tabii bundan önce, biraz önce ekranlarınıza da aslında getirmiştik. Büyük sınai ilaçlamalar için kullanılan büyük drone'la getirilmişti. Ancak drone'un sepetinden bu kapanı götürülemeyeceği anlaşılınca da tabii bu noktada yeniden helikopter istendi Diyarbakır Valisi'yle. Bu noktada da görüşmeler yapılmıştı. Ali Sansu, eğer itfaiye ekipleri başarısız olursa, zirai ilaçlama drone'ları da başarılı olursa helikopter kaldıracağını söylemişti. Yine C bloktaki vatandaşlar da Diyarbakır Valisi'yle görüştü. Önemli eşyalarını almak istediklerini söylediler. Ön tarafta yaklaşık 7 yıl saatlik çalışmada tıraşlama zar zor yapılmıştı. Aslında bu bulunduğumuz noktada yıkılan B blok kolonları kesildi. Aşağıdaki spor salonu ve marketin kolonları kestiği yönde iddialar vardı. Bu iddialarda soruşturmaya konu yapılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili 15 kişiyi tutuklamıştı. Diyarbakır'daki çöken 6 binayla ilgili. Diğer taraftan Diyarbakır'da 35 binanın acil yıkım kararı almıştı. Bağlar ilçesinde çöken İsami Apartmanı'nın yan tarafında bulunan 3 apartmanda da şu an itibariyle yıkım çalışmaları yapılıyor. Ve şu anda askerler burada sarkıtıldı. Helikopterden sarkıtıldı ve sarkıtılan asker o kapanı son kattaki kedilerin bulunduğu yere götürecek. İçine baba konuldu ve bu babalara gelecek kedi kapana yakalanması bekleniyor. Daha sonra da o kapandan aşağı indirecek ya itfaiye ekipleri ya da yine askerin kurtarma halatıyla aşağı inmesi planlanıyor. AFAD İl Müdürü buradaydı, Tarım İl Müdürü buradaydı, İtfaiye Daire Başkanı, askerler buradaydı. Uzun bir uğraş verildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı da buradaydı. İşte o kedilerin kurtarılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Burada çöken binada 15 gün boyunca hem araba kurtarma çalışmaları yapıldı, hem enkaz kaldırma çalışmaları yapılmıştı. Ancak şu an itibariyle kedilerin kurtarılması için askerler helikopterlerle devreye girdi. Hayvanseverler de bu noktada yoğun bir çaba sarf ettiğini de belirtelim. Şu anda ekranlarınızda o bölgeye asker indiriliyor, halklarla indiriliyor ve oraya kapan yerleştirildikten sonra
kediler kurtarılması planlanıyor. Biz gelişmeleri an be an buradan size aktarmayı sürdüreceğiz. Diyarbakır'da Veysi İpek, şimdi yani binada kediler kalmış olduğu için onları kurtarmak için bir çalışma yapılıyor. Görüntüler de hareketli. Yani zor bir operasyona benziyor. Şimdi kedi de kolay yakalanır durumda değil. Hani bir de hayvan zaten travmatize olmuş. Bilemiyorum, orada bir zor bir işlem yapılıyor. Anlayabildiğim o görüntülerden açıkçası. Ne yapalım, haberle devam edelim. Depremde eşi ve bebeğini kaybeden Furkan Uçar, kayıtları hayatta değil gibi geçmişti. O düzeltilebilmiş. Bununla ilgili bu gelişmeyi haberleştirdi haber merkezi. Onu da ekrana getireceğiz. Şifrem aynı olmasına rağmen E-Devlet'e giriş yapamıyorum. TC kimlik no hatalı veya şifre hatalı bilgisi alıyorum. Şu an aktif bir kullanıcı gibi görünmüyorsunuz. Durum vefat yazıyor. Deprem bölgesinde misiniz? Depremde eşini ve 22 aylık bebeğini kaybetti. Onlarla birlikte kendisinin de kayıtlarda ölü gözüktüğünü öğrendi. Hatanın düzeltilmesiyle adeta yeniden doğdu. Pazartesi günü 14.45 itibariyle hayata tekrar döndüm. Hava Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, ziyarete gittikleri Hatay'da baba evinin depremde çökmesi sonucu hayata veda etti. Eşi ve çocuğunu toprağa veren Furkan Uçar, bir işlem için E-Devlet sistemine girmeye çalışınca sistem uyarı verdi. Kayıtlarda ölü göründüğünü öğrenen Uçar şaşkına döndü. Benim aldığım bilgiye göre 30-35 kişinin civarında bu sorunu yaşadığı aktarıldı tarafıma. Umarım herkes farkına varır. Yani yapılan hataların, onlar üstesinden gelirler, herhangi bir sorun yaşamadan gelirler. Kayınbabamı, babaannemi, teyzemi kaybettim ve ben bu süreçte acımı yaşayamayıp şu an kendi yaşadığımı ispat etmeye çalışıyorum. Furkan Uçar'ın yaşadığı sorun üzerine yetkililer harekete geçti. Vatandaşlık İşlemleri Müdürlüğü'nden arandım. Antalya'da Cumhuriyet Başsavcısına ulaşmışlar. Pazartesi günü 14.45 itibariyle hayata tekrar döndüm. İnşallah bundan sonra acımı kafam daha rahat bir şekilde yaşayabilirim. Refakatsiz çocuklarla ilgili yeni bir servis de var. Alo 183 aranabiliyor. Onun yanında da internet üzerinden bir sorgu ekranı açıldı. Nasıl işliyor? Detayları haberde geliyor ekrana şimdi. Depremin ardından refakatçisi bulunmayan çocuklar için sorgu ekranı açıldı. Yaşı, yaşadığı il, ailesine dair bilgilerine hızla erişilebilecek. Büyük felaketin ardından bölgeden çok sayıda çocuk tahliye edildi. Bazılarının ailelerine ulaşılamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Alo 183'e ek olarak refakatsiz çocuklar için internet sitesinde sorgu ekranının açıldığını duyurdu. Çağrı merkezi ve sosyal medya takip birimine gelen ihbar, bilgi, fotoğraf gibi ayırt edici her türlü bilgi ve belge açılan sorgu ekranına işlendi. Vatandaşlar site üzerinden kimlik numarası veya ad soyadla arama yapabiliyor. Sistem üzerinden yapılacak eşleştirmelerin ardından gerekli başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca çocuklarına ulaşamayanlar da bu ekran üzerinden ihbar kaydı oluşturabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar deprem bölgesindeki 1858 refakatsiz çocuktan 1314'ünün ailelerine teslim edildiğini açıkladı. 213 çocuğun kimliği ise henüz belirlenemedi. 451 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken, 93'ü ise bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakımda. Deprem sebebiyle OHAL ilan edilen 10 ilde işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatıldı. İş yeri kapandığı için işsiz kalan kişilere OHAL süresince aylık 4 bin lira bir ödeme var. Depremde iş yeri kapanan çalışana aylık 4 bin lira ödenecek. İşten çıkarma yasak olacak. 10 ilde ilan edilen OHAL çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni bir kararname yayımlandı. Depremden etkilenen kentler için işten çıkarma yasağıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatıldı. Buna göre depremden etkilenen kentlerdeki işverenler Türkiye İş Kurumu'na çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapabilecek. İş yerlerinin yıkık, ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri halinde uygunluk tespiti beklenmeksizin kısa çalışma ödeneği bağlanacak. İşçilerin genel sağlık sigortası ödemeleriyle aylıkları,
işsizlik sigortası fonundan ödenecek. Ödemeler OHAL süresince, yani 3 ay yapılacak. Kararname ile belli koşullar dışında işten çıkarmalar da yasaklandı. İşveren, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak ve iş yerinin kapanması gibi sebepler dışında çalışanların iş haklarını feshedemeyecek. Buna aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene her bir işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ama deprem nedeniyle işsiz kalanlara gelince, işsizlik sigortası fonundan günlük 133 lira 44 kuruş, aylık 4003 lira nakdi ücret desteği verilecek ve genel sağlık sigortası kapsamında sayılacak. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği, çalışma hayatının normalleşmesine katkı sağlamak için pandemi döneminde de devreye alınmıştı. Noktalayacağız burada programı. Birazdan ana haber var. Mehmet Akif Ersoy devralacak. Ben Afşin Yurdakul. İyi akşamlar.